Gazetecilerle Gündem Özel'de karşınızdayız. Evet, Türkiye'de ve dünyada yaşananlara bakmaya devam eden Gazetecilerle Gündem adlı programımızda konuklarımızla birlikte özellikle Türkiye'nin gündemi, birinci gündemi olan aslında enflasyon, aslında olaylar, yaşananlar, gözaltıları, atılan tweetler ardından kapıya polisin dayanması, bunun yanı sıra da ben sabah gelirken Marmara Ray'dan metrolarda dahil olmak üzere aramalar. Gene şüpheli bir hareket var. Polis harekette İstanbul'da gördüklerine birlikte Türkiye'de yaşananları izliyoruz. Tabii yerel seçimlere doğru giderken özellikle yerel parlamento dediğimiz belediyeler, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve muhtarlar seçimi var. Muhtarların da azaları var tabii. Bu arada bugün bütün siyasiler, siyasi partiler saat 5'e kadar adaylarını ve belediye meclis üyelerini, il genel meclis üyelerini muhtarlar azalarıyla birlikte seçim kurullarına vermek zorundalar son saat 5'e kadar. Bundan sonra resmi anlamda başlayacak seçim. Tabii seçim başlamış çoktan. Araçlar meydanlarda, afişler sahada, adaylar işte Tempo TV başta olmak üzere medyada, sanal ortamda kendilerini anlatıp oy istemeye devam ediyorlar. Tabii bunlar yaşanırken ülkede ekonominin durumu ortada maalesef. Özellikle bizim bölgemiz Ardahan'dayım ben. Ardahan'da ve bölgede kar konusunda büyük sorun var. Kar çok yağdı bu yıl. Bereket diye bakıyoruz ama açılmayan yollar, buzlanan cadde ve sokaklar da bir ayrı sorun. Siyasiler seçim derdinde, vatandaş da buz, enflasyon derdinde diyebiliriz. Evet, ülkede yaşanan sorunların yanında geçtiğimiz gün yine bir tweet ardından gözaltına alınan hanımefendi, avukat hanımın Beykoz'da gündem birinci sırasına oturduğu, öte yandan da Sayın Erdoğan'ın üstü kapalı olsa da Cumhurbaşkanı forsuyla gittiği miting alanlarında iktidara oy vermezseniz yaşanacakları da artık siz bilirsiniz şeklinde söylemleri çok eleştiriliyor, çok konuşuluyor ülkemde. Tabii bu arada Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Kılıçdaroğlu'yla birlikte değişim diye değişim dayatmayla birlikte değişmesiyle Özgür Özel'in otokontrolü yapamadığı iddiaların yanı sıra İmamoğlu'nun etkisi var. İmamoğlu'nun kendi ekibini, çoğu öyle İBB'den çalışan yanında olanları aday ettirdiği söylendiği bir süreçte Esenyurt, özellikle Esenyurt İstanbul'un 39 ilçesinin en büyük ilçesi, hatta birçok kentte büyük bir oy potansiyeli ve nüfusa sahip Esenyurt'ta ne olacağı düşünürken DEM'le CHP'nin anlaştığı ve DEM'i önerdiği adayı, Vanlı bir öğretim üyesini aday ettiği, mevcut adayını çekerek yeni bir aday çıkardığı Başak Demirtaş gibi bir geri çekme, ileri gitme hamlesi yaptı DEM. Bugünden sonra Esenyurt'ta toparlanabilir mi bilmiyorum ama Esenyurt'la Ardahan adeta çenç yapıldı. Nasıl yapıldı diyebiliriz. Buraya gelirken aldığım son bilgide Ardahan'da DEM'in de aday göstermeyeceği. Yani sanki Esenyurt'ta ben sana verdim, sen de Ardahan'ı bana ver CHP şeklinde bakmış. Dün adayını açıkladı şeklinde haberler de çıktı hatta. Buna rağmen son dakika aldığım bilgilerde DEM Ardahan'da adayı göstermeyecek. CHP'de DEM'in önerdiği adayı Esenyurt'ta gösterecek. Bundan seçim kazanılır mı bilmiyorum ama Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı bana göre ısrarla üzerine durarak söylüyorum. Bir nevi altılı masada kalkan Sayın Meral Akşener gibi bir olay yaşandı. Yani büyüğü bozdu Demirtaş'ın geri çekilmesiyle birlikte. DEM bundan sonra toparlayabilir mi? Mevcut zaten geçtiğimiz seçimlerde oy kaybını yaşayan bu parti yeniden bu yerel seçimlerde işte başta Güneydoğu ve Doğu'da olmak üzere iddialı olan bu parti batı kentlerinde kayışı biraz gevşettiği gibi görünüyor CHP'ye yönelik, ama CHP'ye yönelik derken seçmen gerçekten DEM'i dinleyecek mi? DEM'in yaptıklarını izleyecek mi? Tam aksine AK Parti'ye mi yönelecek? Bu da bir ayrı tartışılan bir konu ki benim de tahminim bir gazeteci olarak
demin seçmeninin bu davranışlarla, bu hareketlerden bana göre AK Parti'ye yöneleceği düşüncesindeyim. En azından %20'si diye. Çünkü o büyü dediğimiz Akşener büyüsü bozuldu gibi geliyor bana. Yaptığım incelemede, görüşmelerde, gözlemlerde, aldığım bilgilerde. Evet, İYİ Parti ne yapıyor? İYİ Parti adaylarını çıkarmaya devam ediyor. Geçen hafta konuğumuz olacak olan arkadaş da bir nevi, o da bugün saat 5'e kadar Esenyurt'tan mı yoksa Küçükçekmece'de mi Muharrem Yıldız, o da İYİ Parti'ye geçti. Geçti gibi ama davet, teklif aldı. Onu da bakacağız. Saat 5'ten sonra ortaya çıkacak. Bu arada Çetin Çapan sert bir açıklama yapmış Ardahan Belediye Başkanı hakkında. Onu da ben kendisine yazdım, aradım ama WhatsApp'ta yazdım. Eğer mümkün zaman olursa telefondan canlı yayında almak isterim. O da bir açıklama yapmış. Çekmeköy'de çok ciddi adaylardan birisiydi. O da gösterilmeyenlerden. Bu arada Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Bey de bağımsız adaylarını ilan etmiş. Ataşehir istifa etti. CHP bundan İstanbul'u nasıl alacak? CHP'nin içinde yaşanan başka bir sorun daha var. Görünmeyen bir gerçek var. Alevi kesimi çok küskün, çok kırgın. Ama sandığa giderken ne yapalım, işte mecbur diye oy mu verirler? Gerçekten oy vermezler veya sandığa mı gitmezler? Sayın İmamoğlu ben seçimi alacağım rahatlığıyla hareket ediyor ama Sayın Kurum'un devletin imkanlarıyla birlikte TRT başta olmak üzere bütün televizyon kanallarının yanında olmasıyla birlikte reklamını iyi yapıyor. Toparlamaya çalışıyor. Her ne kadar Erzincan İliç'te yaşanan olayın ardından yeniden bir kendisine göre orada bir patlama oldu ama burada da bir patlama oldu siyasal anlamda. Kendisi zor da her ne kadar ben imzaladım da efendim benim işim değil, Enerji Bakanlığı'nın işi olsa dese de AK Parti'nin CHP adayıyla İmamoğlu'yla bana göre bu seçimde CHP'leri, yani gerçek anlamda siyasal anlamda mücadele edecek insanları kenara itip İmamoğlu'nun kendi İBB'de bulunan memurları bana göre, ki bugün gazetede yazında da yazdım, yayınladım biraz önce, kendi çalışanlarıyla, kendi yanındaki olanlarıyla adayı gösterip seçime gitmesi, biraz önce gelirken de Avcılar Belediye Başkanı adayının aracı geçiyordu, seçim aracı yine adayın. Oraya baktım, ben şahsen tanımıyordum ama Avcılar tanıyor mu, tanımıyor mu görürüz. Ama burası garanti, nasıl alırız diye bakıyorlar da belki de. CHP mevcut şu anda mecliste çoğunluk sağlayamayan bir belediyecilik yapıyor ama buna rağmen biz çok iş yaptık diyor İmamoğlu. Yeniden seçileceğini ve seçildikten sonra da seçilebilirse zaten önünü tutulamayacağı, başta CHP genel başkanlığı olmak üzere Cumhurbaşkanlığı'na kadar gidebileceği konuşuluyor diye tartışılıyor. Şimdi eğer varsa, müsaitse, bağlantı sağlanabilirse, bir telefon bağlantımız var. Biz Ardahan'daki adayımızı, özellikle CHP direnen bir aday var. CHP'nin geri çekil dediği bir aday var. Güle'deki CHP adayı, ben hayır çekilmeyeceğim. Kesinlikle her ne kadar anlaşma yapılsa da ben adaylığıma devam ediyorum şeklinde bir direnci var Güle CHP belediye başkan adayı. Ardahan CHP merkezde, şu anda belediye başkanı Ardahan da CHP'nindir. Ama Güle'nin de deme verilmesi anlamında bir anlaşma olduğu iddiaları ve buna yönelik de telefon aramaları yapıldı ama mevcut başkanın, başkan adayının Sayın Budak'ın çekilmediği, çekilmek değil, ben seçimi alacağım Gökhan Budak CHP Göle Belediye Başkan adayı, kesinlikle çekilmem, ben adayım şeklinde söylemleri var. Bakalım eğer bağlanabilirse, televizyona da telefonla bağlanacak, yayını alabilirsek o da orada yaşananları kendisi anlamında anlatacak. Evet, dünyada ne oluyor diye baktığımızda tabii Sayın Devlet Bahçeli her şeyde bir yeni iktidarı savunan savunmaları geçtiği süreçte yine ekonomi de FETÖ'ye bağlamış. Yine bağırıp çağırıyor. Özellikle gerçekten de Devlet Bahçeli adeta yönetimde idare ediyor gibi geliyor iktidarı. Sayın Erdoğan her ne kadar mitinglerini yapıyorsa ama MHP yine bir şey yaptı. Sizin dikkatinizi çektim bilmiyorum. Bağlayabilirler arkadaşlar diyor. Tamam, tamam. Ben Sayın hemen şuradan Çetin Çapan şu anda
telefonda bağlanabilirim diyor. Ben onu hemen telefona atayım arkadaşlara. Sayın Dilekciğim, bu arada Sayın Genel Yönetmenimizin de babasını kaybetti. Maral Hanım'a başsağlığı diliyoruz. Ben yeni öğrendim. Maalesef birbirimize kopuk da seçim yoğunluğu. Siyaset, kendi özel hayatımızı bile unutuyoruz. Ben bir telefon attım. Dilek Hanım, Çetin Bey'i bağlayabilirsek, Çetin Çapan'ı telefona bağlamak istiyor. Bir açıklaması var. Son dakika haberleri girmiş. Gerçekten de yaşananları, özellikle CHP'de yaşananları anlatmasını istiyordum ki onun için aradım ben. Bakalım kendisi ne diyor, nedir yaşananlar. Çekmeköy adayıydı ki adayı gösterilmeyenlerden birisi. Tabii son dakika haberlerine yine ben biraz önce görüştüm Sayın Şükrü Bey'le. Bağımsız adaylığını açıklamış Şükrü Genç Sarıyer'de. Aynı durumlar Beykoz'da da yaşanıyor. Maalesef CHP'de gerginlik devam ediyor. Evet, şu anda açıklaması yapıyor. Çıkmış miting alanı yapıyor. Yayına baktım. Miting yapıyor ve başlamış. CHP'de bir bölünme var. Ataşehir her ne kadar istifa etmekle birlikte sessizliğe büründüyse de diğer birçok yerde CHP'de yaşanan rahatsızlıklar devam ediyor. Evet, şu anda sanırım Çetin Çaban telefonda. Ben hemen bir tarafında resmini atayım gruba. Resimde yansısın. Çetin Bey, merhabalar diyebilir miyiz? Merhaba, merhaba. Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Alo. Çetin Bey, merhabalar. Sesinizi arıyorum. Merhaba, sizi merhaba, dinliyoruz. Ya. Çetin Bey, ben son dakika bir haberi aldım. Şimdi bir taraftan da arkadaşlara senin resmini atmaya çalışıyorum. Çok sert bir açıklama yapmışsınız. Nedir? Siz ya, açıklama... Çekmeköy'de adaydınız. Evet buyurun. Açıklama... Ne oluyor CHP'de diye sorayım. Ben bile başlayalım. Önce o sert dediğin açıklamayı bir altını açmak isterim. Evet. Sesi biraz içeri alır mıyız? 2009 yılında, yıllar evvel, ağabeyim Doktor Gürbüz Çapan aday olmak istedi. Evet. AKP'nin kirlileri ve FETÖ'cüler tarafından hapse atıldık. Hapse atıldığımız zaman içerisinde biz tekrar aday yapmak için çaba sarf ederken yaklaşık 2500 kişilik kadro arkadaşımızla, o hareketle beraber onu yapmaya çalışırken Sazcı arkadaşımızı Baykal Mermi diye kendi hemşerisini öldürmeye gönderdi. Esenyurt aday diye, aday adı altında. Evet. Matbatasını alıp gelmişti. Faruk Demir değil mi efendim? Evet. Şimdiki Ardahan Belediye Başkanı, o günün sazcı olan arkadaşım. Evet. Gelmişti. Ben de çağırdım. Haklarını okudum onun kendisine. Biz burada Esenyurt'taki, Esenyurt'u kuran devrimci demokrat yapıların, demokrasi mücadelesi veren yapıların kalesini korumaya çalışıyoruz. Ben burada Karslı Ardahanlı fazla diye bizim yaralarsanıza ok atamazsın diye kovdum onu oradan. Sen mazbatası almış haldeyken geri gönderdim Baykal abisine. Mazbatasını iade etti. Evet. Şimdi geçen günde gitmiş Çekmeköy'e. Biliyorsunuz 3,5 yıldır orada yığınla bir kitleyle örgütlendik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 15 yıldır kazanamadığı bir yeri tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne kazandırmak için vermiş olduğumuz mücadelede ben adaylaşamadım. Aday olamama sebebim de çok açık yani. İstanbul'un İBB adayı belediye başkanımızken Cumhurbaşkanı adayı olmaya çalıştı. Ülkemizin başına böyle bir bela gelmesin diye ülkem adına o gün onun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkmıştı. Bugün de olsa karşı çıkarım, Maliyet Hanım da söylemek isterim. Çünkü Türkiye'yi yönetme anlayışını, demokrasiyle taşlandırma anlayışını ben o arkadaşımda görmüyorum. O da arkadaş dediğimiz bizim İmamoğlu mu? Evet. İBB'nin adayı. İstanbul'da İBB'nin adayından bahsediyorum. İsmini bile vermiyorsunuz. O kadar kızgın mısınız? Yok, kızgın falan değilim. Aday arkadaş yani. Kazanınca ismini de vereceğim. Başkanı da diyeceğim. O ayrı bir şey yani. Şimdilik aday. Evet. Dolayısıyla ben ülkemi ve partimi korumak adına ilkesel bir karşı çıkmıştım. Bu arkadaşım da kendi şahsi hıncıyla, hırsıyla Çekmeköy halkının benim etrafımda toplanan umutlarını yıkma pahasına İntikam aldı. Hiç de umursamadım. Çünkü ben ülkem adına tavır koymuştum. Onun nasıl tavır koyduğunu toplum biliyor. Yakında da görecek herkes. Yani o noktada bize gene oradan bir başka hemşerimizi aday gösterdiler.
Faruk Temiz de oraya ziyarete geliyor. İlçe binamıza ziyarete geliyor. Orada hayırlı olsun da bulunuyor. Buraya kadar en ufak sorun yok. Orhan Çerkez arkadaşımız, ada veren arkadaşımız hayırlı olsun da geliyor. Ardahan belediye başkanı sıfatıyla falan. Tabii çok da Ardahan'a giremiyorsun. Sen benden daha iyi biliyorsun. Yani. O yüzden buralara dolaşmak onun için daha avantajlı oluyor. Şimdi gelip orada diyor ki ya işte Çetin Çapan da adaydı, imza topladı biliyorsunuz. Örgütün %60 imzasını topladı, ilçe karar aldı. Hemşeri grubu, parti örgütü, doğal sosyal grupların tamamı benim mesela kimelendi. Onu nasıl yapsak da yanıma çeksek falan diye olan herkes bir şey sohbet ederken orada başlıyor. Diyor ki ya o diyor yıllardır öyle diyor. Ben de Temiz'e gitmişim, bana öyle davranmıştı falan. Ben onu söyledim. Yani gelip burada hemşeri yancılığı yapma. Bak madem böyle hemşeri oluyorsa bu iş. Ardahan senin aygürü. Yani hepsi Ardahanlı. Vallahi Halis Bursa. Ardahan'da Rizeli var mı fakir? Yok. Ardahan'da Konyalı var mı? Ardahan'da Ardahanlılar yaşıyor. Evet. Devlet memurlarımız falan hariç. Geri kalan yerleşik halkın tamamı hemşerimiz. Yani madem bu kadar hemşeri aşkıyla şey yapıyorsan. Yani orada oyun iki katına çıkar. Oyun %100'ünü al. Aygürüm. Adama demezler mi yani? Yani bizim tabii ki hemşerilerimizin bir ara toplanması benim için onurdur, şereftir. Ama bizim hemşerilerimiz sırf hemşeri diye başka siyasi partilerle siyaset yapamaz durumda değiller. Yani bizim hemşerimiz olup MHP'de, AK Parti'de, diğer partilerde siyaset yapan insanlara da bu hakarettir aynı zamanda. Hemşerilerimiz, beni dinlediğinden eminim, beni dinleyen hemşerilerim böyle sırf dernekçilik vasfıyla gelip bazı koltukları, Sosyal Demokrat Parti'nin önemli koltukları işgal edenlere cevap vermesi istiyorum. Doğru değil bu, yanlıştır yani. Peki burada şunu söyleyebilir miyiz, yani Faruk Demir bir nevi bir daha size Esenyurt'ta engel olduğu gibi Sayın İmamoğlu'yla sık sık görüştü son bir ay içinde, size yönelik bir olumsuz söyleme olmuş mudur acaba engelleme anlamında? Yok, onun öyle bir çapı olduğunu düşünmüyorum ama açmışken konuyu söyleyeyim. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı ve Kars İl Başkanımız. Evet. O 5-6 öyle seçilen bir il başkanımız var. Adını şu an hatırlayamıyorum. Onların ikisi masa kurarak hemşeri olarak Orhan Çerkez'i şey yaptılar. Ben Orhan Çerkez'i desteklemelerine karşı değilim bu arada. Ama ben Çekmeköy'ü 15 yıl sonra AKP iktidarından alacak yapılara karşı çıkmalarına karşıyım ben. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani şimdi Kars İl Başkanı hadsiz bir şekilde İstanbul'da benim 1.200.000 nüfusum var diye masalarda dolaşıyormuş. Yani konsol olarak dolaşıyor. Benim de bu kadar potansiyelim var. Hepimiz adına orada Kars'taki yerleşik halkın, bizim parti üyelerinin 5-6 tane daha fazla oyun alarak sadece Kars İl Başkanlığı sıfatı dışında toplumsal hiçbir baskı olmayan bir kardeşimiz İstanbul'daki işte akademisyenleri, bilim adamlarını, iş insanlarını, diğer siyasetçileri, diğer siyasi partiye siyaset yapan hemşerilerin hamisi diye dolaşıyor. İBB'nin adayının masalarında konsolak dolaşıyor, ben biliyorum. Onlar bir art niyetle kötülük yaptılar, hiç önemli değil. Onların cahil kusurlarına bakmıyorum ben, açık söyleyeyim. Evet. Ama sadece hadlerini bilmelerini istiyorum. Tabii ki İstanbul'da 1.200.000 aşkın hemşerilerimiz yaşıyor burada ama yani inanın birçoğu belki de deist olmuş, ateist olmuş. Yani bırakın parti falanı filanı da din inançlarında bile değişik var. Ya acayip. Sen nasıl anladın lan bu kadar 1.280 hemşerinin tamamı senin himayende olduğunu ve CHP'nin şey, bünyet içerisinde olduğunu. Evet. Yani ne zaman bakarsan tutarsızlık böyle ahmak. Kaldı ki Çetin Bey, kaldı ki Ardahanlar sözüm ona nenelerinin lobiyesini sanıp 3 tane belediye başkanı olan İstanbul'da şu anda bir tane adayı yok bile. Yani onları kaybetti. Sen kimi hitap edebiliyorsun ki? Hangi? AK Parti'de yok. CHP'de işte dediğin gibi birisi orada var. Başka da Dilovası'nda vardı. O da gösterilmedi. Yani ben güçlüyüm derken senin gücün ne kadar diye soruyorsun. Doğru mu efendim? İşte yani buradaki dinleyicilerin tamamını söylüyorum. Partili, partisiz, Ardahanlı, Karslı olup olmayan arkadaşlarıma söylüyorum. Yani bu Kastamonu İl Başkanı da yapsa tepki göstersinler, tamam mı? Yani şimdi Kars İl Başkanı sadece İBB'nin danışmaları masasında 3. kadeye gelince Kars benim falan diye laflar ediyormuş. Onda bir toplum içerisinde bir tartışmaya devam edeceğim yakın zamanda ama seçim sırası planlıyoruz. Yani seçim öncesi partim zarar görmesin. Gördüğü kadar görüyor. Siz zarar görmez derken istifayı düşünmüyorsun sanırım. Partide duracaksınız. Hayır. Ben partimi
ele geçiren çetelerden partimi kurtarmak için sonsuz bir mücadele vereceğim. Yani bırakın istifa etmeyi. Ne demek istifa etmek? Yani? İstifa etmek demek kaçmak demek. Yani aslında durmak lazım. Korkmam, eğilmem. İkini ölürüm sadece. Hiçbir şey, onun dışında bir ters bir şey, hareketim olmaz benim. Anladım. Peki ben Esenyurt'u sorayım bu ara. Bir de Esenyurt'tan ben biraz önce yayınladım Çetin Bey. Yazımda da yayınladım. Ardahan, Esenyurt. Ardahan'ı zaman zaman anlatıyorum ben. Bazıları Ardahan olduğum için çok övüyorsun falan diyorlar. Ardahan evet. O kadar etkili ki Türkiye'de. Ardahan, İstanbul, Ardahan ilk defa 20 yıl sonra CHP kazandı. İstanbul'da CHP kazandı. Ardahan'da, Kars'ta Türkiye Cumhuriyeti, Kafkasya Cumhuriyeti kuruldu. Bayrak ilk kez çekildi. İlk kez parlamento kuruldu. O kadar önemli bir kentler burası. Şimdi de CHP ile demin anlaştıkları, demin önerdiği adayı Esenyurt'ta gösterdiği, karşında da Ardahan adayını çektirdiği şeklinde bir haber aldık, bilgi aldık. Böyle bir bilgi var. Esenyurt'ta kazanır mı CHP? Şimdi şöyle, İstanbul'u konuşalım. Tabii ki Esenyurt'ta ben her yerde... Çünkü siz adım adım biliyorsunuz, her sokağını biliyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Ben orada biliyorsun. Milletvekili adayı yaptı benim partim. Beni aday yaptılar. Abiniz kurucu belediye başkanlığını yaptı. Ağabeyim 15 yıl orayı yönetti. Evet. Oradaki bütün komşularımın tutunma ve barınma hikayelerine şahitliğimiz var. Ortak hikayelerimiz var. Ortak acılarımız var. Tabii ki duygularına kadar biliyorum Esenyurt'u. Son göç gelen yapıları bilmem ama ana temel, temelini oluşturan yerleşik halkım tüm buraya gelme hikayelerine kadar biliyorum. Hiç kuşkun olmasın. Evet. Şimdi şöyle, benim partim her yerde kazansın isterim ama şöyle bir şey oldu. Türkiye'de ittifakı ben çok isterdim. Dem'le Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye satında ittifakını çok arzulardı. Evet. Ama sadece İstanbul'da Ekrem İmamoğlu üzerinden Dem'in ittifak yapması beni üzdü. Şöyle üzdü. Yani İzmir'in neyi vardı? Yani İzmir'in kaşı gözü çok mu kötüydü? İşte atıyorum Aydın'ın, Adana'nın, Ankara'nın, yani bizim o son referandumda Hayır Mücadele Birliği ile beraber rejim değişmesin diye 70'e yakın birleşenin almış olduğu sonuçlar neticede ittifakın, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmuş olduğu ittifak zemin üzerinde bir miras oluştu. O mirası alıp biraz tüketenler oldu. İstanbul'da mesela örnek vereyim. Bazen de arsınlar oldu. Mesela İstanbul'da şöyle örnek vereyim. Daha Cumhuriyet Halk Partisi adayı İstanbul'a aday olmazken 2017 yılında Hayır Mücadele Birliği kurduk. O Mücadele Birliği'nin önemli şeyle, görevlerine birisi de ben üstlenmiştim. Biliyorsun İstanbul, bütün Türkiye'ye hükümet otobüsü çıkardık falan. O zaman biz 2017 yılında İstanbul'da 52.2 oy aldık. Daha sonra 2 yıl sonrasında oyların tekrar artması veya mevcut gençlerimizin yeni oy kullanan katılımı dahil olmak üzere bizden o zaman bizden çok daha düşük oy aldı. 4 oy bizim mirası eritti arkadaşımız Ekrem İmamoğlu. Ama ne yaptı? Evet. Sonuca bağladı. Topluma bir umut ışığı olma çabasına girdi. Sonra kolları sıvayıp işte kibire bürününce de işte ittifak falan kalmadı. Son çırpınışı işte önce hiç kimseye ihtiyacı yok. Onun Kars'a, Ardahan'a, Kürt'e, Solcu'ya ihtiyacı olduğunu hiç düşünmüyorum. Anketlere bakıp anketlerle ipayla oynaşıyor. Anketleri zayıf çıkınca doğru da yaptı. Bence ben de olsam yapardım. Türkiye'deki bütün ittifakları her tarafa müdahale etti, reddetti. Sadece İstanbul'da Ekrem İmamoğlu seninle anlaştı. Yani kötü bir şey mi? Bence güzel bir şey. Evet. Ama keşke Türkiye'nin genelinde olsaydı yani. Şimdi bu bağlamda Esenyurt'un Cumhuriyet Halk Partisi ve Dem anlaşmasının kazanmasını ben arzularım. Ama orada yerleşik halkın ölçümlemeleri, işte oradaki emek veren... Ya bir de çantacı dedikleri dışarıdan getirilen birisi olmuş. Yani orada siyaset yapan arkadaşlarımızdan birisi olsaydı daha hoşuma giderdi. Evet. Yani ben biliyorsun, yıllardır tanıyorsun. Ben aday olmayınca ülke yansın, parti yansın diyenlerden değilim. Evet. Geçen dönemde 2019'da ben Küçükçekmece'ye aday olmuştum. O zaman da Sayın Kemal Çebi, şu anki belediye başkanımıza Ekrem İmamoğlu gitti. Onun adaylığı için red çekti. Yani ben adaydan geri çekilirim. Benim babamın sözü var, atamın sözü var, kendimin sözü var. Kemal abiye, Kemal abi benim abimdir falan diye. Bizim oradaki 22 tane aday arkadaşımızın tamamını eledi. Sadece Kemal Bey getirdi aday yaptı. Evet. Şimdi bu dönem mesela işe baktığınız zaman da yani 2019'daki o birleşenlerin falan olmadığı noktasında bizim partimizin adayları şu an bir de yetmemiş gibi
böyle dışarıdan deli dumrul gibi Kartal'ın belediye başkan yardımcısını Sarıyer'e gönderiyor. İşte babasının doktorunu Bakırköy'e aday yapıyor. Danışmanları falan, yani o eskiden şey var ya. Işte, Özgür Özel avukatını Keçiören'e koyuyor falan. Evet, ana döneminde devletin kütleri oluşmuştu. Yani ben şimdi rahmetle kavuşanlar var, bir şey söylemek istemiyorum ama mesela Özel'e bağırdıkları zaman hani sende küt diyordu, üç tane böyle çilli milli de bir şey vardı, onu gösteriyordu, bu benim kürdüm diye. Evet. Devletin kürdü, şimdi Ekrem Bey'in kürdü. Ekrem Bey'in alevisi olmadan, Ekrem Bey'in solcusu olmadan yer alamıyoruz maalesef. Bu bizi acıtmıyor, bu gidişatı değiştireceğiz. İyi yayınlar diyorum, hürmetler, saygılar. Saygılar sunuyorum, teşekkür ederim Çetin Bey. Çok sağ olasınız, çok sağ olasınız, teşekkür ediyorum. Evet, CHP'de yaşananlar, bununla birlikte seçim alınır mı? Yani CHP ne kadar bunu başarır, onu da düşünmek lazım. Onu da önümüzdeki seçimlerde, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Çok kısa bir zaman kaldı. Ben bu arada şey diyordum tabii, Cumhuriyet Halk Partisi'nden, AK Parti'den, diğer partilerden daha çok toparlı, değerli MHP. Yani Devlet Bahçeli'nin bir önceki seçimlerde de adaylarını erkenden YSK'ya verip ya işte anketlerin dibe vuracağı diye söylediği MHP birden en çok oyu alan parti konumuna geldi. Yine bu yerel seçimlerde öncesinde de yine ilk listesine, kadrosuna hazırlamış. İki tane adayını da geri çekerek yine Cumhur İttifakı'na saygı çerçevesinde seçim çalışmalarına devam ediyor. Ama CHP'de işte Çetin Çapan'ın anlattıkları, üstü kapalı olsa bazı mesajlar vermesi ve buna benzer birçok Çetin Çapan'ın olduğu bir gerçek. Bunu toparlayabilir mi İmamoğlu bu saatten sonra? Ki CHP'den çok İmamoğlu konuşuluyor. CHP Genel Başkanı'ndan çok İmamoğlu konuşuluyor. İmamoğlu da her geçen gün, dün de işte abla dediği, anne dediği Meral Akşener'e de karşı da bir cevap verdi, sert bir cevap verdi. Akşener de yükleniyor. Akşener de bu arada adaylarını belirliyor. Bugün işte listeler verilecek. Artık bundan sonra seçim resmen, resmi anlamda başlamış olacak. Tabii aday olup da aday olamayanlar, küskünler var. Belediye başkan adayları küsmeleri tartışılıyor şu anda. Ama belediye meclis üyeliğini bekleyenler de var. İl genel meclis üyeliğini bekleyenler de var. Bunların da kopuşu olacak. CHP'de olacak, AK Parti'de olacak. AK Parti'deki adaylar da aynı durumda. Yani CHP sadece CHP değil, MHP'de de aynı durum var. İYİ Parti'de de zaten gün yüzüne çıkıyor her gün istifalarla birlikte. Neden? İşte bana yer vermedin, ben aday değilim. Olmayınca da demin Çetin Çapan dediği gibi ben olmadım, partim yansın, ülke yansın demiyorum ben diyor. Partime mücadele vermeye devam edeceğim, partim içine kalmaya devam edeceğim. Böyle de olmadı siyaset ama maalesef Türkiye'deki siyasi anlayış ben olmasam hiçbir şey olmaz şeklinde bakış var. Bakalım bu seçimler gerçekten de İstanbul'u yıllar sonra alan CHP'ye tekrardan alabilecek mi? Bu tartışılır ama onun ötesinde de yani ülkenin ana sorunlarından birisi de gerçekten ekonomi sıkıntıyı ki ötelenen, görmezden gelinen aslında Kürt sorunu adı altına konulan barış sürecini tekrardan buzluktan çıkarıp çıkarılmayacak konuşulurken, işte Demirtaş'ın bırakılıp da işte belki AK Parti ile anlaşabildikleri veya arka kapıdan görüştüklerini, Demirtaş'ın özellikle AK Parti'de de görüşülebilir şeklinde, CHP'de de görüşülebilir söylemleri, ama son bir haftada eşinin geri çekilmesi, hatta ne kadar biz çekmedik ya işte kendisi istedi falan dese de bana göre büyü bozuldu. Yani o beklenen büyü bozuldu. Bana göre DEM beklediği oyu alamayacak. Bana göre AK Parti'ye yöneldi. Zaten AK Parti'ye yönelmişti Kürt seçmenin muhafazakar kesimi. Bir kesimde ya işte partim falan diye gençlerin özellikle baskısıyla birlikte partiye yöneliyordu ki birden işte bu büyü bozulma olayında sonra yarın birisine ya işte deme oy ver dedikleri zaman hayır kardeşim ben işte manası buldu ya, bir mana bulduk yani. Ben aday değilim. Adayım yok şu anda. Ben CHP'ye, ulusalcılara, tiplilere oy vermeyeyim diyebilir. Tabii tipler derken de Gebze'de de işte tip genel başkanı Erkan Baş aday oldu. İççilere güvenerek oradaki iççi kesimi tip
Türkiye İşçi Partisi, partinin ismi zaten öyle. Bu arada sevgili aday adaylarımızdan birisi. Adayı da gerçekten de büyük mücadele veren bir siyasetçi. Ama bundan sonra kendisiyle dün konuştuğumuzda dedik ki abi Sinan abi beraber bir program yapacağız sık sık. Moderatörlük yapacaksın sen bundan sonra. Artık senin işin mesleği değiştiriyor. Siyaseti bırakacağız. Hem kendi iş alanımıza bakacağız hem de televizyoncu yapacağız. Sinan abi hoş geldin sevgili hacım. Hoş geldin. Şeref verdin. Geçen gün bir şey gördüm. Hacdan gelmiştiniz. Çok güzel bir giyimle, elbiseyle gelmiştiniz ya. Evet. Arap şeyi misali. Nasılsınız öncelikle? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizin aracılığınızla tüm Tempo TV izleyicileri ve İstanbul'da yaşayan dostlarımız ve bunun yanı sıra da Ardahanlı hemşerilerime buradan selam ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet. Efendim bir adaylık süreci geçirdiniz. Biraz önce Çetin Çapan telefondaydı. Evet. Sarıyer'de Şükrü Genç bağımsız adayını ilan etmiş. Siz Ataşehir'desiniz. Ataşehir Belediye Başkanı CHP'den istifa etti. İşte İzmir başta olmak üzere Eskişehir'de falan bir sürü yerde olaylar yaşanıyor. Hatay halen ne olacak belli değil. Şu anda saat kaç oldu? Evet. İşte o saate kadar bir saat sonra kesinleşecek. Ataşehir'de ne oldu? Bir oraya açalım. Ardından devam edelim. Şimdi tabii Ataşehir'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bu üçüncü dönem benim adayı olduğum dönem. Evet. 2009'da başlamıştı süreç. 2008'de Ataşehir biliyorsunuz ilçe olmuştu. Peşinden 2009'da ilk seçimlere dahil oldu. Onun sonunda o dönemde Abdülkadir Ömer Abamor isminde bir kardeşimiz vardı. O kardeşimiz Sayın Battal İlgezli ile olan yarışta kaybetmişti 3680 oyla. Evet. Bayağı da sonra, kafa kafaymış. Neredeyse kafa kafayaydı ama tabii stratejik hatalar yaptı arkadaşımız ve bunun yanı sıra biraz da şimdi kişilere kazandıran ve kaybettiren onun birlikte olduğu ekibidir. Tabii. Belediye meclisiyle yani, bir gün açıklama yapıyor. Tabii. Yani bu iş tek başına oynanan bir pingpong maçı değil. Doğru, yani. Doğru. Bu iş bir ekip işi. Doğru. Bir şehri yöneteceksin. Bir ilçeyi yöneteceksin. Yani bugün 436 bin nüfusa sahip olan bir ilçeden bahsediyoruz ve İstanbul'un göz bebeği olan finans merkezinin içinde olduğu efendime söyleyeyim hemen 10 dakikada 15 dakikada Kadıköy'e ulaştığın tam bir geçiş yeri ve kıymetli bir ilçe. Şimdi tabii burada aday olduk. Sonrasında Nimetullah Topu kardeşimiz vardı ikinci dönemde. O dönemde aday olmamıştım. Ondan sonra tekrar İsmail Erdem Bey ile beraber Sancaktepe'de görev almış bir kıdemli kardeşimiz. Kıdemli bir siyasetçi. Tabii o dönemde de şunu yaptı İsmail Bey işin açıkçası. İsmail Bey Sancaktepe'den geldi ama Sancaktepe ile Ataşehir'in yani içindeki yaşayan insanların demografisi farklı. Evet. Bunu kabul etmek tabii, lazım. Doğru. Ataşehir'de kazanamazsınız. Gider Sancaktepe'de kazanabilirsiniz. Durum farklı yani. Evet. Sonrasında bu dönem işte 12 tane adayı kardeşimiz vardı. Ben inanın Allah'a çalmam gereken kapıları çaldım. Evet. Ama Allah'ın kapısı benim için önemli. Çok ben Allah'a doğru. inanan, ona kadere iman etmiş bir insanım. Netice itibariyle o eğer ki nasip ederse oluyor bazı evet, şeyler. Evet doğru. Şimdi tabii beni biraz ilgilendiren bir tarafı var. Burada biraz da Ardahanlı kardeşlerime, Karslı kardeşlerime ufak bir sitem. Az önce onda konuştuk. Hayır sitem. Bir sitem edeceğim. Az önce Çetin Çapan'la ilgili anlattı. Evet. Şimdi Ardahan'ın şu hayattaki en büyük eksiği lobisi. Evet. Tamam. Yani bunu kısmen Sayın Orhan Çerkes kısmen hayata geçirdi. Evet. Kısmen geçirdi ama yeterli mi? Yetmez. Şimdi tabii Esenyurt'dayız şu an. Yayın avcılar üzerinden evet, doğru, yapılıyor. Doğru. Tabii Esenyurt'ta da bizim nüfusumuz çok fazla. Yani Ardahanlı, Karslı, Iğdırlı, Ağrılı, Vanlı kardeşlerimiz çok. Yani Esenyurt daha doğrusu bir Doğu illerinin bulunduğu bir ilçe. Doğru. Diğerleri gibi değil. Ve nüfusu da yaklaşık olarak
Şu an 1,5 milyon civarında. Doğru. Ve tabii böyle olunca da oradaki seçmen sayısı da bir hayli fazla, ama tabii göçmenler de fazla, evet. Bu arada benim de çok aslında rahatsız olduğum biraz da yani toplumu ne olursan ol gel, Hazreti Mevlana kültürü çok güzel bir, evet, şey. Ancak sen şimdi kendine yetemezsen sürekli gelenlerle biraz daha şeyi büyütürsün. O sıkıntı sürecini büyütürsün. Biliyorsun Almanya, Doğu Almanya'yı 17 milyon insanı kattı içine. Ama tolere edebildi. Doğru, neden? Doğru. Kendi ırkı, kendi dili, kendi, evet, şeyiydi. Yakın, evet, doğru. Bir savaş sürecinde ayrılmışlardı. Ve sonunda birleştiler. Duvarlar yıkıldı, Berlin duvarı. Şimdi dostum, burada esasen biz Ataşehir'de yaşadığımızı Çekmeköy'de de işte az önce bahsettin. Çetin Çapan kardeşimiz, evet, yaşadı. Evet, siz de yaşadınız aynı şey. Efendime söyleyeyim, Ayşen Muşlu var orada, Tokatlı bir avukat hanım. Avukat arkadaş. Hı hı. Efendime söyleyeyim, bunun yanı sıra Sayın Seyfettin Bey var orada. Petrolleri falan var, ama şimdi tabii biz nereye bakıyoruz? Biz tabii önce can, sonra canan demek, evet, durumundayız. Orhan Çerkez tamam, Cumhuriyet Halk Partisi'nde, yani benim karşı parti gibi gözükse de neticede benim hemşerim. Ahmet Poyraz Bey var. Şimdi tabii burada eğer ki iyi organize olan kazanacak. Evet. Bu sefer Ahmet Poyraz'ın seçimleri işi... Seçimleri İstanbul'da ve Ataşehir'de başlamak üzere. Evet. Bakın, Ahmet Poyraz'ın işi şu anda kolay değil. Evet. Çünkü Orhan Çerkez siyaset bilmeyen bir adam değil. Evet. Onu da geçtik. Ardahan, Karslı, Iğdırlı ve Demin grupları eğer Orhan Çerkez'e, evet, ciddi bir destek verirlerse şu anda balık ama sırtında. 20 bin oy var arada diyorlar. Ha, kılıç sırtında şu anda. Evet, doğru. Kılıç doğru. Sırtında her an Orhan Çerkez'e iş dönebilir. Doğru. Orhan Çerkez'in iyi bir altyapıyla çalışması lazım. Ataşehir'de bence buradan bir Çetin Çapan'a bir mesaj vermek, evet, istiyorum. Buyur. O bizi dinliyordur, evet, Çetin abi. Şimdi Çetin abi, eğer ki bütünlüğü bozmak istemiyorsan Orhan Çerkez'in yanında durma. Söyledi, hayır söyledi. Bir şey demedi ona. Bak, Faruk Demir. Orhan Çerkez'in yanında durması, hayır, Faruk lazım. Faruk Demir'le ilgili bir şey. Ama ben AK Partiliyim. Evet. AK Partiliyim. Ardan damarı tuttu. Bak şimdi ben AK Partiliyim ve AK Partili olduğum için de AK Parti tarafında durmam gerekiyor. Evet. Peki, siyaseten böyle. Evet. Şu anda AK Parti ama Çetin Çapan'ın Çapan gibilerinin bu zamana kadarki yaptığı mücadelenin geride kalmaması için, evet, zaten Esenyurt'tan kalkıp Çekmeköy'e geçmişti. Ama tabii Gürbüz abi biliyorsun biraz siyasette farklı bir aktördür. O biraz Kılıçdaroğlu tarafında durdu diye bunu İmamoğlu istemedi. Ben başından beri tahmin ediyordum böyle bir şey olacak, Çetin abi tarafında bir sıkıntı oluşacak diye. Ama siz kendiniz netice itibariyle kendinizi... Kakacın evet, güzel kakacın çocukları iyiydi, onlar. Kakacın evet, güzel çocukları. Sevgili Çapanlara da buradan selam ediyorum. Hayırlısı olsun. Orhan Çerkez'e de başarılar diliyorum. Sayın Kurum Allah kazanır mı sizce İstanbul'da Orhan Çerkez'den önce? Şimdi AK Partilisiniz. Bakın. Önce insanlar yaşadıkları hayatı daha iyileştirmenin kimler tarafından olacağına bakıyorlar. Evet. Yani sıkıntı çekiyor insanlar. En son bir karar aşaması var. Böyle bir metrekarelik bir perdenin olduğu, kimseye oyun gösterilmediği bir yere dönüyor iş. Dolayısıyla orada karar veriliyor. Yani diyor ki bana işte İmamoğlu efendime söyleyeyim metro hizmeti sundu. Bana işte efendime söyleyeyim kadınlara kreş yaptı diyor. İşte efendime söyleyeyim diyor ki yaklaşık 2.3 milyar euroluk bir kaynak bularak işte efendime söyleyeyim benim şartlarımı iyileştirecek. Ha şimdi burada biz neye bakıyoruz? Bir tanesi Murat Kurum bakanlık yapmış, kıymetli bir bakanımız ve çeşitli yaşadığımız sıkıntılı deprem süreçlerinde ve bunun yanı sıra sellerin olduğu, efendime söyleyeyim zelzelelerin olduğu, yer kaymalarının olduğu çeşitli süreçlerde ve TOKİ aracılığıyla da
birçok konuda memleketin faydasına işler yapmış bir bakanımız. Evet. Genç bir bakan. Deneyimleri çok aşırı yüksek değil. Bunu kabul etmek lazım. Hı hı. Ama netice itibariyle çalışkan, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çizgisinden ayrılmayan bir belediye başkan adayımız. Ben Murat Kurum Bey'le de dostluğum, arkadaşlığım da var. Ama tabii İstanbul'da biraz ben Murat Kurum'un kazanma şansını Ekrem Bey'le, Ekrem İmamoğlu'yla evet. beraber kıyasladığımda son sürecin, son bir ayın çok iyi değerlendiren tarafına doğru ibrenin kayacağını düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 1 milyona yakın 800 bin oy farkı ile 2019'da evet, ikinci seçimde. 800 bin, evet, önce doğru. 13.600 civarındaydı oy farkı. Sonrasında biliyorsunuz yaklaşık 800 bine çıktı tepki oylarıyla beraber. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakı içerisinde olan diğer irili ufaklı gruplarda Sayın Ekrem İmamoğlu'na destek verince durum ister istemez Sayın İmamoğlu tarafında gelişti. Şimdi tabii siz gazetecisiniz. Murat Kurum'la ilgili söyledikleriniz son derece önemli. Murat Kurum bu çıtayı aşıp büyük bir ihtimalle finişte başarılı olacak diye ben düşünüyorum. Ama Murat Kurum'un yalnız başına bir başarısı söz konusu olamaz. Yani bugün Ataşehir'e baktığım zaman Ataşehir çıtayı geçmeli. Efendime söyleyeyim başarılı olmalı. 39 ilçeden her birinden yaklaşık 250'şer adet, 300'er adet oy fazla alınsa, 500'er adet oy fazla alınsa sonunda onları 39 taneyi alt alta getirip topladığınızda bakıyorsunuz ki esasen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kazananını belirliyor. Yani bu kadar basit. Örneğin Esenyurt'ta Sayın Hamit Öncü aldığı anda Esenyurt'ta alan zaten alacak. Evet, tabii doğru. Esenyurt'ta aldığı zaman doğru. Kartal'da efendime söyleyeyim Hüseyin Akkaya Bey aldığı zaman bu sefer ne olacak? İbre Murat Kurum tarafına dönecek. Yani küçük topladığınız oylar sonunda toplamda büyük bir haliyle Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ibresini değiştirmeye yetecek. Ben hayırlısı olsun diyorum. Ülkemiz için en doğru kararı bu milletin, bu Necip milletin, aziz milletimizin kararı doğru vereceğine ben inanıyorum. Hiç şüphem yok bunda. Sanki yani bir karar gibi diyorsunuz bence. Bir karar veriyorsa bu millet, evet. Sonunda dönüp bakarsınız o karar hayra çıkmıştır. Çünkü bir kişinin aklı değil. Yani burada ona 17 milyon, 18 milyon, bana göre 20 milyon insanın yaşadığı bir şehirde ben o insanların toplam akıllarının bir kişinin ya da 3-5 kişinin yaptığı bir anket bile değil. Gerçek sonucu, doğal sonucu ve yürekleriyle oy verecekler. Dolayısıyla Murat Kurum genç, bakanlık yapmış. Yani kıyas yaptığımızda her ikisinin farklı özellikleri var. Belediye başkan adaylığı deneyimi yok belki Sayın Murat Kurum'un ama bakanlık yapmış ve çevre şehircilik ve iklimle ilgili bakanlık yapmış. Dolayısıyla bütün bunları topladığımızda aslında İmamoğlu şimdi avantajlı tarafta olmasına rağmen Murat Kurum da onun ensesinde. Ensesinde. Ben evet. Hemen bu arada konuklarım da seninle dahil olmak üzere İstanbul'un trafiğini çözecek belediye başkanı seçilsin de benim konuklarım gecikmesin. Şimdi o yazıyı bitirdim de geliyor. Evet. Şu anda bir konum geliyor. Ondan dolayı trafiğe takılmış. Şimdi ikinci yarı daha değil mi? İkinci yarı daha reklamları yapalım. Ardından ikinci yarıda yeni konuğumuzla beraber yayında olacağız. Gazeteci gündemi izlemeye devam edin.
bizim için bir müşteriden çok daha fazla anlam taşıyorsunuz. Bizimle tanıştıktan itibaren artık size ailemizin bir parçası olarak davranacağız. Sizi özel hissettirmek ve kafanızın rahat olması bizim için en büyük değerdir. İhtiyaç duyduğunuz oto yedek parçayı sürekli çeşitlendirerek sizlere en kısa zamanda, en uygun fiyatta ve en iyi hizmette sunuyoruz. Sizi İstanbul Esenyurt'taki Fatih Oto Sanayi sitesine bekliyoruz. İlke Otomotiv. İlkeli duruş, benzersiz hizmet. Sağlığınızın gülümseyen yüzü. Tecrübe, teknoloji, kalite, ilgi. İnsanın en önemli değeri sağlıktır. Sağlık hayattır. Atakent Hastanesi olarak sağlığınızın değerini biliyor. Büyüyen Yalova'nın büyüyen hastanesi olmanın gururuyla sizlere daima en iyi hizmeti sunmanın mutluluğunu taşıyoruz. Atakent Hastanesi sağlıkta özen ve güven anlayışıyla Yalova ve bölgesinin en önemli sağlık merkezlerinden biri olmayı üstlenmiştir. Hastane İstanbul'a kolay deniz ulaşımıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'na yarım saat, İstanbul Havalimanı'na 1 saat 25 dakikalık mesafededir. Osman Gazi Köprüsü çıkışına 20 dakikalık uzaklıkta olan hastane, Bursa'ya çok yakın bir konumdadır. Kolay ulaşımıyla, doğal güzellikleriyle, tarihiyle butik bir kent olan Yalova'da, sağlığın öncüsü Atakent Hastanesi tüm branşlarıyla hastalarını misafiri gibi güler yüzüyle ağırlayarak hizmet vermektedir.
2017 yılında hizmete açılan Atakent Hastanesi, 15 bin metrekare kapalı alanda altyapısı kurulan anjiyo ünitesi, nükleer tıp ünitesi, 43 yoğun bakım ünitesi, 5 donanımlı ileri teknoloji ameliyathanesi, 203 yatak kapasitesi ve otoparkıyla hizmet sunmaktadır. 2018 yılında bölgenin önemli ilçelerinden Orhan Gazi Cerrahi Tıp Merkezi'ni de bünyesine katmıştır. Atakent Hastanesi alanında uzman 450 kişilik profesyonel ekibiyle hizmet vermektedir. Hasta güvenliği ön planda olan Atakent Hastanesi'nde yapılan eğitimler ve doktorların yaptığı istişarelerle hastaların tedavileri için en doğru kararlar verilir. Omurga omurilik sağlığı, spesifik tanı ve tedaviler, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri içeren merkezinde en son teknolojik cihazlar kullanılmaktadır. Fıtık, felç, ortopedik tüm hastalıklar robot, hidroterapi ve manuel terapiyle tedavi edilmektedir. Lider hekim kadrosuyla ileri cerrahi teknikleri kullanılarak üst düzey ameliyatlar hastanemizde başarıyla gerçekleşmektedir. Hastane, diş estetiği konusunda hastaların tüm ihtiyaçlarını tek seferde karşılayacak altyapıya sahiptir. 5 yıldızlı otel konforuna sahip yatan hasta odalarıyla, VIP servisiyle hastalarımıza hizmeti en iyi şekilde sağlamaktayız. Estetik cerrahi merkezimizde, medikal estetik girişimlerimizde, saç ekim ünitemizde gençliğinizin kıymetini biliyor, size daima en iyisini sunmanın gururunu taşıyoruz. Sağlığına dokunduğumuz herkesin en güvenilir yaşam ortağıyız. Atakent Hastanesi olarak sahip olduğumuz bilgi birikimimizle her yıl daha fazla insanı sağlığına kavuşturuyoruz. Sizi anlıyor, sizinle aynı dili konuşuyoruz. Atakent Hastanesi, sağlığınızın gülümseyen yüzü. Ecrin Naz Arsa Ofisinden Büyük Fırsat, Tekirdağ Marmara Ereğlisi, Sultanköy'de kaçırılmayacak parseller sizleri bekliyor. 300 metrekarelik yerlerimiz sahile çok yakın olup, yerleşime 150 metre uzaklıktadır. Parsellerimiz, 3 kat imarlı ve %30 taban oturumuna sahiptir. 300 metrekarelik yerlerimizde taksit ve takas imkanı bulunmaktadır. Haftanın 7 günü ücretsiz servislerimizde parsellerimizi görebilirsiniz. Ecrin Naz Arsa Ofisinde tapu masrafı yoktur. Sultanköy'deki 300 metrekarelik yerlerimiz sadece 850 bin Türk lirasıdır. 300 metrekarelik yerlerimizi kaçırmamak için hemen bizi arayınız. Telefon numaramız 0543 455 94 96. 0543 455 94 96 telefon numaramızdan hemen randevu alınız. Sadece 850 bin Türk lirası olan Sultanköy'deki 300 metrekarelik parsellerimiz için 0543 455 94 96 telefon numaramızdan bizi arayınız. Devasa plajı, Marmara'nın serin suyu ve altın renkli kumlarıyla Sultanköy, özellikle İstanbul'a yakın yer arayanların uğrak noktasıdır. Hemen Sultanköy'de yerinizi ayırınız. Yatırımın en doğru adresi Ecrin Naz Arsa Ofisi'nin fırsatlarını kaçırmayınız. Ecrin Naz Arsa Ofisi, güvenilir arsa ofisi. Ne zaman sevdim seni baykuş düner kalbime. Fırtına eksik olmaz, kar yağar can evime. Zemheriye döndürdüm dört mevsimi kendime. İlkbaharı bilmem de yaz görecek halim yok. Şiirden müziğe yolculuk programına bu hafta Saray Nur. Eserken başımda sevdamın eli nasıl unur?
seviyorum söyle ben seni. Ali Karakuş ve şair yazar Halil Babür konuk oluyor. Şiirden Müziğe Yolculuk Ahmet Kılıç'ın sunumuyla her salı 16'da sizin kanalınız Tempo TV'de. Gez dolaş dağları, gez dolaş bensin. Perişan olsan da arama beni. En sevilen nostaljik şarkılar, Arzu ile Nostalji Rüzgarı programıyla Tempo TV ekranlarında. Nostalji Rüzgarı'na bu hafta Tuğba Esmer, ben bu topraklarda doğdum, bu vatanın çocuğuyum. Ve Melih Padır konuk oluyor. Gül ben izdim yürek sızı, nağlarımla kahar. Arzu ile Nostalji Rüzgarı her salı saat 18'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Sesi ve tarzıyla ekranların sevilen yüzü Şenol Döngel, dillerden düşmeyen şarkıları ve birbirinden özel konuklarıyla sizlerle. Şenol Döngel Şov'a bu hafta Zeyno Eze, kağıt kalem alın yazısı, vasiyetim belgelerine ve Murat Yar konuk oluyor. Yanlış yol seçmişiz, haberimiz yok. Şenol Döngel Show her salı saat 20'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Kültür, sanat, ekonomi ve siyasetin konuşulduğu, alanında başarılı uzman konukların ve sanatçıların yer aldığı Biraz Konuşalım Mı'ya bu hafta yeniden Refah Partisi Başakşehir Belediye Başkan Adayı Kadir Karaca konuk oluyor. Biraz Konuşalım Mı? Yusuf Özpolat'ın sunumuyla her salı saat 22'de sizin kanalınız Tempo TV'de. Her hafta birbirinden farklı, tarzlarıyla öne çıkan sanatçıların konuk olduğu müzik programı, Barış ile Konuşmazsak Olmaz'a bu hafta. Çetin Özlü, ne derdin var bilmiyorum, bu ara fazla süzüldüm. Ve Murat Özdemir konuk oluyor. Gözümüz doydu yaşa, biz bize Barış ile Konuşmazsak Olmaz, her çarşamba saat 15'te, sizin kanalınız Tempo TV'de. Türkülerin ve şiirlerin dile geldiği program, Bir Damla da Bin Türkü, çok değerli konu ve konuklarıyla evlerinize mihman olmaya geliyoruz. Bir Damla da Bin Türkü'ye bu hafta, Özgür Arıkan ve Şükrü Cömert konuk oluyor. Bir yanda Karacaoğlan, bir yanda gönül yara. Deyim ki kurban olan, öpülmez mi senin elin, Eroğlu, Eroğlu. Hüseyin Şahin ile Bir Damlada Bin Türkü, her çarşamba saat 18'de, sizin kanalınız Tempo TV'de. Bu programda hem eğleneceksiniz, hem de şarkılara doyacaksınız. Harbi Enver Show'a bu hafta Zekeriya Ünlü konuk oluyor. Urfa Sıray Gecesi, meşhurdur çiğ köftesi. Urfa Sıray Gecesi, meşhurdur çiğ köftesi. Gönül muhabbet ister, sırada bahanesi. Harbi Enver Show, her çarşamba saat 20'de, sizin kanalınız Tempo TV'de. Bizim erkanımız, bizim kültürümüz, bizim türkülerimiz, bize ait olan her şey bu programda. Bu hafta Aydın Elvin ile Bizim Ellere, Tarık Kavut, Kenan Zede ve Özgür Çalışkan konuk oluyor. Aşıklar meclisinde gireyim dersen, lafını söylemeden dur da öyle gel. Ekranların sevilen yüzü Aydın Elvin, her çarşamba saat 22'de, sizin kanalınız Tempo TV'de. Siz içmeseniz bile, sigara dumanı boğazınızdan geçtiği anda akciğerlerinize zarar vermekle kalmaz. Trombositleri harekete geçirir, kan pıhtılaşmaya başlar ve atar damarlara zarar verir. Biriken plaklar, kalbe kan akışını engeller. Bu durum, inmeye ve kalp krizine neden olabilir. Hayatınız duman olmasın. Yeşilay.
Evet, gazeteciyle gündem özel devam ediyor. Konuğum Fatih Sinan Yılmaz. Konuğum aslında bundan sonra konuğum değil. Bundan sonra beraber zaman buldukça, onun fırsat kendisi imkan buldukça gelecek. Yayın yapacağız birlikte. Türkiye ve dünyanın gündemini tartışacağız. Sadece seçimler değil. Tempo TV aracılığıyla ülkenin gündemini tutmaya çalışacağız. Fatih Sinan Yılmaz abimle birlikte. Öte yandan şu anda bir telefon bağlantısı bağlanabilir mi bilmiyorum ama Ardahan'da dengeler değişti. Biraz önce konuştuk ama dengeler çok değişmiş. Şu anda DEM adayını çıkarıyor. Adayını açıklıyor Selçuk Aktürk. Eğer müsaitse telefonu alacağım ben telefonu hemen. Basın toplantısı yapıyor. Basın toplantısını yapmadan önce rica ettim. Eğer imkan olursa senden ricam dedim. Kendisi bizde ilk açıklama yapsın. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayali vardı. DEM Ardahan'da adayı çıkarmasa ben seçimi kazanırım. Nasıl olsa daha önce Öcalan'ın yakalanmasıyla milletvekili oldum. Efendim daha önceki HDP'nin AK Parti'ye kızmasıyla, barış süreci bozulmasıyla birlikte AK Parti'ye kızdık, gemileri yaktık şeklinde CHP'ye yönlendirilen HDP'nin oylarını aldım, belediye başkanı oldum. Bu sefer de yine DEM'in sayesinde belediye başkanı olayım. Ya çalışmaların ne oldu? Eserin ne oldu? Bir Ardahan, gerçekten ben Şişli Belediye Başkanı'na, Ardahan hemşerime, şu an aday gösterilmeyen Muharrem Keskin'e diyordum ki Şişli'ye deniz getir, deniz. Diyordun deniz nasıl gelecek? Yani deniz get deniz, deniz derken ben yani bir eser bırak diyordum. Şişli senden sonra unutuldu. Şişli her gün gökdelenlerle tartışılıyordu. Konulara tartışılıyordu Sarıgül döneminde. Yani Ardahan'a yönelik, bölgeye yönelik, ülkeye yönelik bir eser bırak ki sana da insanlar gerçekten bu adam, bu belediye başkanı seçilmeli, bu belediye başkanı devam etmeli demesi için çalışın diyorduk. Esenyurt'a aynı şey diyorduk. Üzeri çizildi. Bakırköy'e aynı şey diyorduk, üzeri çizildi. Dilovası'na aynı şey diyorduk, üzeri çizildi. Şimdi Ardahan Belediye Başkanı CHP'nin bana göre, gerçekten bana göre değil, gerçek anlamda türkücü aslında. Yani sazıyla, sözüyle gerçekten iyi bir sesi var, iyi bir saz çalan. Ama Ardahan'ın Türkiye'nin Gürcistan ve Ermenistan'a komşu olan, iki tane gümrük kapısı olan bir kentte nüfus halen göç ediyor, göç devam ediyor, sorunlar devam ediyor. Telefon bağlantısı olursa tabii ben hemen bağlayacağım. Fatih abi, ben telefonun gelene kadar tekrardan İstanbul'a dönelim. İstanbul seçimi Türkiye'yi etkiler diyorlar ya, İstanbul'u evet, alan Türkiye'yi evet, kazanır şeklinde. Evet, evet. Sizin bakışınızı bir daha alayım. Ben hem AK Partili hem de aday olmuş bir insan olarak 39 ilçesinde sen İstanbul'u ben orayı tanıyorsun. Geçen dönemde sayın en son başbakanımız olan Binali Yıldırım Bey'in karşısında rakip olan Sayın İmamoğlu maalesef öncelikle 13.800 civarında, sonrasında da 800.000 civarında oyla kazanmıştı. Şimdi tabii burada biraz hem zaman değişti, hem yeniden İstanbul sloganıyla çıktı Adalet ve Kalkınma Partimiz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız çok hassasiyet gösteriyor. Tabii adayları ve adaylarda bazı hatalar yapılmış olabilir. Yani gönül koymayacağız. Biz netice itibariyle eğer ki bir şeye inanıyorsak o yönde devam edeceğiz. Partimize küsmüyoruz. Netice itibariyle küserek siyaset yapılmaz. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi tarafında Sayın Gürsel Tekin'i küstürdüler. Sayın Battal İlgezli'yi küstürdüler. Efendime söyleyeyim, İyi Parti tarafında bugün bakıyorum Sayın Suat Sarı'yı küstürüyorlar. İnsanlar aslında insanlar siyasete küsmüyor. Siyasi partiye de küsmüyor. Ama bunun bir izahı olmalı. Yani adam yerine koyulmamak. Hep söylerim bu sözü. Yani siyasette adam yerine koyulmazsanız o zaman küsersiniz, darılırsınız. Yani bir emeğiniz var, bir şey yapmışsınız. Bunun izahı lazım. Yani denilmeli ki, tamam Fakir Bey, biz seni koymadık ancak seninle ilgili daha sonrasına böyle bir planımız var. Böyle bir ilerleyiş içerisinde seni değerlendirmek istiyoruz diye. Adaylar aramadılar değil mi? Aday olanı arıyorlar sadece. İşte aday olan aranmalı ama aday adayları zaten bir yola çıkmış. Yani İyi bir ekiple yürüyen siyasi hareket her zaman başarılı olur. Her zaman ama. Peki AK Parti'de de CHP'de gibi
küskünlükler olmadı mı? Sizce bu oraya yansır mı? Oldu. Mesela siz, şu an... Yani özür diliyorum. AK Partili siyasiler biraz iktidar gücü var diye korkudan CHP kadar ses çıkaramıyorlar. Tayyip Erdoğan'dan çekindikler için mi yoksa? Veya şimdi, oy vermeyecekler mi? Verirler mi yine? Şimdi şöyle. Evet. Şimdi şöyle. Tabii bunu ben söylerken ben işin açıkçası siyasete doğrular ve eğriler olarak bakarım. Yani orada işte bilmem kimden korkacaksın, bundan böyle yapacaksın dediğin anda şahsıcı zaten değil mi? Genel anlamda, siyaset evet. yapamazsın. Evet. Şimdi bakıyorsunuz Çekmeköy'de adayımız Ahmet Poyraz. Nereli? Rizeli. İsmet Yıldırım. Nereli? Ümraniye. Rizeli. Ümraniye. Dönüyorsunuz Sayın Kadem Ekşi. Nereli? Rizeli. Ya, dönüyorsunuz, yapıyor, değil mi? Dönüyorsunuz. Evet. Bakın, dönüyorsunuz. Zaman zaman beni eleştiriyorlar burada. Tempo TV'de çok hemşerilik yapıyor diyorlar ama hemşerilik yapıyor. Hayır, Sayın Başkan da yapıyor. Hayır, evet. Bakın benim söylediğim sözü ben boş yere konuşmam, evet, yani. Devam edeler. Kim şimdi başka? Dönüyorsun. Ataşehir'de belediye başkan adayımız şu anki Mustafa Naim Yağcı, avukat arkadaşımız. Nereli? Rizeli. Şimdi İlginç. Kardeşim. Rizeli. Çekmeköy Rizeli. Ataşehir, Ümraniye Rizeli, Maltepe Rizeli, Ataşehir Rizeli. Daha hele öbürlerini bilmiyoruz tam olarak. Şimdi geçen evet. bir arkadaşım, buradan espri olsun, bütün Türkiye dinliyor bizi. Diyor ki Türkiye'nin diyor kısaltması nedir? Rize. TR. TR evet. TR, Türkiye'nin evet, kısaltması TR, TR. Trabzon ve Rize diyor. Ha tabii. Şimdi Tayyip Erdoğan da oluyor aslında. Trabzon evet, ve Rize. Evet, şimdi evet. biz Trabzonluları da seviyoruz. Bir sürü dostum, arkadaşım, hısımlıklarım, arkadaşlıklarım var. Rizelileri de seviyoruz. Ama arkadaş siz de birazcık dönün. Ardahanlıyı sevin ya. Dönün birazcık Karslıyı sevin kardeşim. Muğla'lıyı sevin. Birazcık... Muğla'lıyı, Bayburtlu'yu sevin. Ya her yeri sevin. Konya'lıyı sevin. Madem evet. 81 tane ilimiz var diyoruz. Buranın hepsinin biz vergisini ödeyen, vatandaşlık yapan, burada acı çeken, burada savaşa giden, dedelerimiz şey yapan, savaşta şehit olan, gazi olan insanların torunlarıyız yani. O zaman arkadaş, yani şu yapılmalı, şu yapılmalı, hakkaniyet yapılmalı. Bugün Esenyurt'ta Ardahanlı bir, Karslı bir belediye başkan adayı seçilseydi kazanacaktı. Hangi parti olsa? Hangi parti olursa rahat kazanacaktı. Bak neden? Evet. Çünkü Göleliler var. Ya kardeşim buradaki... Ama Vanlılar da var sonuçta, Vanlı. Bak Vanlı var ama Karslı Ardahanlı'nın onda biri kadar yok. Malatyalı da AK Parti'nin Malatyalı. Bak, evet. Burada ben şunu anlatmak istiyorum. İnsanların 42.800 tane bizim oyumuz var Ataşehir'de. Tamam mı? Şimdi insanlar kaybediyor. Yani Balıkesirli arkadaş gelince kaybediyoruz. Urfalı arkadaş gelince kaybediyoruz. Malatyalı Ataşehir'de var. Kazanıyor evet, o yüzden. Evet. Yani bunu CHP'de fark edemiyor. CHP'de mi var? Şey, bakın. Evet. Bakın şimdi siyaset şuna benziyor. Eğer ki Antep'teysen, Antep fıstığı yetiştirirsen para kazanırsın arkadaş. Doğru. Tamam mı? Ticarette bu. Antep'te gidip kereviz yetiştirirsen para kazanamazsın. Ardahan Hayvancık bölgesi tekstil yapıyorlar. Hiç alakasız tabii, şeyler. Doğru. Olmaz. Yani doğru. Şunu anlatmak istiyorum. Ardahan, Kars'a bu dönem Cumhuriyet Halk Partisi son anda Ardahan Federasyonu'nun biraz baskısı, biraz Sayın Orhan Çerkes kardeşimizin Ataşehir'de belediye başkan yardımcılığı yaparak oraya gelmesiyle sizin de federasyon başkanı olduğunuz Arfet içerisinde bir dayanışma gösterdiler ve bu dayanışma neticesinde Sayın Orhan Çerkez'i seçtiler. Şimdi buna ben memnun muyum? Madem yerel bir... Çekmeköy'de var mı o kadar Karslı Ardahanlı'dır? Var. Ona bakarsanız. Var. Peki, yani şu anda Doğu kökenli mi? O da Rizeli var ama sonuçta. Yani o da şimdi başka Rizeli'den var Rizeli'den var yani. Rizeli'den evet. neredeyse iki katı Karsardağ'ın Iğdırlı. Bir araya gelecekler mi sizce? Yani Doğu eğer ki birleşirse evet. Çekmeköy'de Ahmet Poyraz kardeşimizin işi zor. Üçüncü dönem. Doğru, bu dördüncü doğru, dönem. Doğru. Doğru. Ve bir bıkkınlığın olduğu da tabii söyleniyor gerçekten. Ama yani netice itibariyle biz burada şuna bakmamız lazım. Biz burada
Yerel milliyetçilik artık yapılmamalı. Yani bir bölgede yoğunluk ne taraftaysa o tarafın adayının öne çıkartılmasının doğru olduğuna inanıyorum Fakir Bey. Yani bu kaybetme sebebi olabilir çünkü. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Evet, bir daha. Yani bakın yerel siyasetin içinde eğer ki yereldeki yoğunluk, demokratik yapı, eğer ki seçmenin karşısına çıkıldığı, yani adam diyor ki benim diyor hemşerim, benim efendime söyleyeyim beni temsil edecek adam bu diyor yani. E şimdi kardeşim sen onu elinin tersiyle iter de başka bir taraftakini, ben siyasette şunu öğrendim. Masada eğer karar verildiği aşamada, evet, seni eğer ki birisi senin adına konuşacaksa sen başarılı oluyorsun. Aksi takdirde başarısız. Masada adamın olması gerekiyor. Tabii. Evet. Şimdi hazır Ataşehir'de böyle bir durum var. Yani şimdi çok beklediler. Dediler ki Fatih Sinan Başkanım, eğer ki aday olursan namus ve şeref sözü, senin arkandayız, seni destekliyoruz, senin burada insanlara hizmetini biz unutamıyoruz dediler, evet, yani. Senin buradaki bu candan, yürekten arkadaşlığını, insanlara karşı olan bilginle, tecrübenle, burada Uluslararası Akreditasyon Merkezi'nde 70 küsür tane mühendis çalıştırıyoruz. Yani şimdi bu insanlarla beraber burada hizmet ediyorsun, orada yaşıyorsun. Bu sefer işte hep söylediğime geliyor. Adam yerine koyulmamak siyasette çok insanı rahatsız ediyor. Bu çok önemli. Evet. Ama ne olur bu sefer kaybettikleri zaman bu sefer de diyorlar ki işte hata yapıldı. Fatih Başkanım işte ya da bir başkası, siz olsaydınız burada alırdık. E kardeşim bunu niye baştan düşünmediniz? Bir diğer hata, seçim sürecinde SKM'lere görev düşüyor. Ve SKM yanısına aday, belediye başkan adayı ve ilçe teşkilatının oradaki seçimi kazandıracak faktörleri önemsemeleri lazım. Ciddiye almaları lazım. Eğer bunu yapmazlar ise yine kaybediyorlar. Yani çünkü karşınızda da netice itibariyle kazanmak için yola çıkmış, para harcayan, doğru, emek harcayan ve orada 3 dönem Ataşehir için konuşuyorum, 3 dönem kazanmış bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Evet. Şimdi mesela burada Cumhuriyet Halk Partisi de tuttu, Sayın Battal İlgezli'nin 15 yıllık emeğini heba etti, elinin tersiyle itti ve Battal İlgezli'ye dedi ki seni adam yerine koymuyoruz. Olmaz. Peki o olmaz. AK Parti'ye yarar mı bu durum? Yani bu durum, buradaki seçmeni etkiler mi? Bu durum Mustafa Naim Yağcı arkadaşımızın yapacağı çalışma, stratejiye bağlı. Evet. Eğer ki orada Ataşehir'i tanıyan, bilen, akil adamları, kanaat önderlerini, STK'nın başındaki insanları değerlendirirse, bakın bugün muhtemelen belediye meclis üyeleri verilecek. Eğer ki bir milli takım kadrosundaki gibi Fenerbahçe'den, Galatasaray'dan, Trabzon'dan, Rize'den, Ardahan Spor'dan, Kars Spor'dan, Kastamonu Spor'dan, Ordu Spor'dan eğer ki insanları tek tek alıp da kadronda güzel bir harmoni yaparsan, belediye meclisleri diyorsun, bir harmoni, bir kristal harmoni yaparsan ne olur? Bu seni başarıya götürür. Aksi takdirde ne olur? Bu sefer STK'lar küser, dernekler küser, der ki kardeşim sana oy vermeyeceğiz, seni kazandırmayacağız der. Şimdi bütün bunlar önemli konular. Dolayısıyla siyasetin içine bir de hakikaten üzerine farz olmadığı halde siyasete müdahil olmaya çalışan insanlar var. Kaybedenler daha çok bunu yapıyorlar. Olmaz. Olmaz. Siyasette kazanmak için herkesi yanında tutman gerekiyor. Ve tuttuğun insanlara, bakın inanın, aday olsaydım, inanın Allah'a, Cumhuriyet Halk Partisi'nden birçok arkadaşım dedi ki Fatih Başkanım seninle yürümek istiyoruz. Şimdi bu neden? Onlara karşı gösterdiğimiz bizim sevgiden, dostluktan, onlarla iyi niyet içerisinde yaptığımız siyasi çalışmalardan, onları adam yerine koyduğumuz, değer verdiğimiz için bu iş böyle oluyor. Dolayısıyla şu anda iki tane öne çıkmış aday var. Bunlardan bir tanesi Sayın Onursal Adıgüzel, bir tanesi de Adalet ve Kalkınma Partimizin
belediye başkan adayı Sayın Naim Yağcı. Ben Naim Yağcı Bey'in zannediyorum bir telefonla bize katılacağını düşünmekteyim. SKM Başkanı ile bu konuda bir bilgilendirme yaptım. Eğer katılırsa bir dakika programı alırız. Yine. Olmazsa arkadaşlarımız ararlar kendisini. Eğer katılmak isterse programda onun da bir söz hakkı verilmesini ben istirham ediyorum sizden. Ben tekrar soracağım. Bu küskünlükler diyarı 10-15 güne geçer herhalde ki herkes toparlanır. Geçmez. Şimdi geçmez. Neden geçmez? Nedenini söyleyeyim. Şimdi eğer ki insanlar gönülleri alınmıyorsa, yani bir gönül var diyor değil mi? Gizli kapaklı bir şey. Nerede olduğu belli değil. Evet. Kalbimizin içinde, yüreğimizin içinde, efendime söyleyeyim, bir hani o gönülün bir teli var yani. O teli kırdığın zaman iş sıkıntılı. Yani bir insan 40 sene sonra partisinden istifa ediyorsa, Gürsel Tekin gibi, evet, Battal İlgezli gibi, demek ki orada bir yanlış var. İyi ya da kötü. Gönlü alınabilir insanların. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde istifalar oluyor. İyi Parti'de istifalar oluyor. Bunların sebebinin arka planında insanların adam yerine koyulmadıklarını hissetmelerinden kaynaklanıyor. Yani diyebilirsin ki ya Fakir Bey, hani şimdi her maçta sen oynaman gerekli değil. Futbolcular bile değil mi? Bazen 60 dakika oynatılıyor. Son 30 dakikada diyor ki seni daha sonraki maçta alacağım, görev vereceğim. Tamam mı? Şimdi bunlar olabilir. İnsanları gönül kırmadan, dökmeden siyaset yapılmalı ve sonunda da kazanan, o gönülleri kırmayan insanlar kazanır. Gönül kıranlar kazanamaz. Bunu bilmek lazım. Sanki sizin söyleminizde biraz küskünlükler eğer toparlanamazsa diyorsunuz, yani aranıp da gönülleri alınmazsa AK Parti'nin işi de zor gibi görünüyor diyorsunuz. Şimdi bakın, önce tabii biraz böyle Cumhuriyet Halk Partisi tarafında bir gelişme oldu. Bunu artık görmemiz lazım. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi biraz daha rahat hareket ediyor. DEM Parti ile bir ilişki içerisine girdi var, şu doğru, anda. Yani gerçek, Esenyurt'ta DEM Parti'nin de onayladığı bir aday değiştirilerek Ahmet Özer Bey profesör. Tabii orada Esenyurt maalesef, üzülerek söylüyorum, Profesör Doktor kıymetli dostumuz Metin Toprak hocamız vardı, Göleli. Evet. Yani çok ideal bir adaydı yani. AK Parti'nin. Tabii ben AK Parti'nin Profesör Doktor Metin Toprak'ı seçeceğine çok inanmıştım. Orada yine peşinden yine çok kıymetli dostumuz, sen arkadaş Caferi'sin diye arkadaşımızı seçmediler, Gazanfer Bey. Gazanfer, evet, Karakaş. Doğru. Şimdi olmaz. Bunlar olmaz. O zaman küskünlerin sayısını artırıyorsunuz. Küskünlerin, bakın. Bir de şu var, siz belediye meclisliği teklifi de alsanız örneğin o küskünlüklere, ya tamam seni aday göstermedik ama gel belediye meclisliği aday ol diye aday olanlar da var diyorlar. Şimdi tabii ben hiçbir zaman ya ben belediye başkan adayı olayım da bana desinler ki, bana desinler ki işte gel seni belediye meclis üyesi yapalım. Evet, evet. Şimdi bu benim tarzım değil. Tamam mı sevgili Fakir Bey? Yani ben hani o olmadı işte bunu verelim, takım elbise bulamadık sana bir gömlek verelim gibi bir şey oluyor, evet, bu. Evet, evet, evet. Tamam, şimdi bu böyle bir şey olmaz. Gömlek, Gürsel Tekin'in gömleği olmaz ama pahalı gömlek. Evet, evet. Gürsel Tekin'e de buradan selam, evet, ediyoruz. Hemşerimiz netice itibariyle. Şimdi Edip abi iyi yayınlar dilemiş. Cemal Uygur iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Fakir Bey iyi yayınlarınız olsun konuğumuza ve size selamlar. Şu anda sizi Gebze'de izliyoruz. Sazara Derneği'nden izliyorum. Biz de artık karar aldık. Gebze'de CHP aday çıkaramadı biliyorsunuz değil mi? Evet. Gebze'de, evet, ve Kocaeli'de yok sayılan biz de yok sayarız. Adayımız tip demiş o da. Yani şimdi, evet, CHP AK Parti göstermeyince. Şimdi tabii orada esasen eski. Bir telefon bağlantısı var, özür diliyorum, hemen bir bağlayalım. Alo. Alo. Başkan, alo. Merhabalar. Merhabalar.
Başkanım, genel merkezde Özgür Özel Sanat Bey mi diyordu? Ne diyordun ha? Aday belirlemede şunları yapıyoruz dedi ya. Evet. Sizi de arayıp da ya aday da Gökhan Budak, Göle Belediye Başkanı adayı CHP'nin. Evet. Çekildi dedikoduları var, çektiriliyor geri şeklinde falan. Hemen sizi dinleyelim efendim. Kesinlikle Sayın Genel Başkan veya örgüt mensubu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütü tarafından aranıp böyle bir şey bana teklif edilmedi. Öyle bir şey yok. Yok, kesinlikle ben yok. Ben CHP'nin Göle Belediye Başkanı adayım ve kazanacağım diyorsunuz. Evet, %100'de kazanacağım. Ben Göle halkının iradesine güveniyorum. Göle halkına inanıyorum. Göle halkı her zaman mazlumdan yana olmuştur. Evet. Başkanım, ben sana niye oy vereyim? Çünkü ben geldiğimde Göle'nin çevresini değiştireceğim Sayın Başkan. Nelerdir efendim projeniz? Bir açar mısınız hemen? Ben tabii efendim hemen yazılı mı söyleyeyim? Sözü bekliyoruz. Evet. Sözü. Beni ikna edin. Ben size oy vereyim Sinan Bey. Hemen size Göle biliyorsunuz hayvan barınakları yok. Hayvanlarla ilgili sokak hayvanlarının sorunu var. Evet. Su sorunu var. Göle'de sosyal tesis sorunu var. Göle'de içme suyu sorunu var. Göle'de ulaşım sorunu var. Göle'de istihdam sorunu var. Bunların hepsini çözeceğim inşallah. Göle sosyal tesisleri geliştireceğim. Evet. Göle gerçekten en soğuk ilçe ama Göle en nüfusu büyük. Yani Ardahan'ın Kocaeli'nin Gebze'si gibi ekonomik olarak, sosyal olarak kaşarıyla ünlü, evet, hayvancılığıyla ünlü bir bölge. Kur'an Nehri'nin, evet, doğduğu Allahu Ekber dağlarından başlıyor. Gerçekten de muhteşem doğasıyla, her il kesilen sarı çamlarıyla derler, yeşil göle derler ama siz bu anlamda buraya ben aday olduğumda bunlar olmayacak diyebilir misiniz? Aynen öyle diyorum. Öyle diyorsunuz. Peki başkanım, kaç tane seçmen var Göle'nin? Göle'de 4200 küsur seçmen var. Evet. 3900'de nüfus var. 3900'e yakın da seçmen var. Peki bir soru sorayım. CHP geçen seçimde kaça kaç kaybetmiş? Adayı çıkarmış mıydı veya? 40 aday çıkarmıştı, evet. Özen Hocam çıkmıştı. Evet. Çok ufak bir oyla kaybetti. Yani başa başsınız şu anda AK Parti'de, doğru mu? Tabii başa baş gittik. Kaç aday var şu anda Göle'de partiler? Şu anda hemen hemen 6 aday. 6 adayla yarışıyorsunuz. Evet. Evet başkanım, son ekleyeceğiniz Göle'de şu anda sizi ısıttık ama neyse, Göle çok soğuk şu anda. Doğalgaz taşımalı geliyor. Bütün Göle'ye doğalgaz altyapı, her yazın festival yapılırken kesilen sular, kışın kesilen sular, bunları nasıl çözüm bulacaksınız? Ben şöyle projeler geliştireceğim. Yani evet, içme suyunu, hem doğalgaz sorunu, Göle'nin çok yakın bir köyünden geçiyor. Ancak Göle halkı doğalgazı, en pahalı doğalgazı kullanıyorlar. Taşımalı, evet. Doğru. Evet, evet. Başkanım, dün bir haber yaptın. Siyasiler oy derdinde her yeri tuz alamadılar. Tuz olmayınca da buz oldu. Göle gerçekten, evet, çok buzlanmış. Aynen öyle. Evet. Göle şu, evet, anda işler açısı bir durumda Fakir Bey. Evet, evet. İnanın Göle 23 yılda işler açısı. Göle eskiden... Kesildi sana. Düştü mü? Muhtemelen düştü. Düştü sanırım başka. Evet, bir daha bağlasalar. Evet. Bu Göle Belediye Başkanı adayı heyecanla. Evet, evet. Dikkat ederseniz. Şu an tabii Göle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanıyla devam ediyor. Evet, o da o da kıymetli Sayın, bir dostumuz. Başkan iki dönemdir. Bir dönem yok. 20 yıldır orada aslında iktidar. Evet. Orada da 20 yıldır AK Parti, evet, evet, iktidar şu anda. Ama Göle'nin gerçekten de nüfusu düşmüş. Nasıl biliyor musun Sinan Bey? Telefon devam, evet. Gökhan Bey, telefon düştü herhalde. Fakir Bey, şöyle Göle eskiden çok modern bir kentti. Evet. Ama şu anda Göle köy gibi olmuş. İlhan Gültekin başaramadı mı bu işleri diyorsunuz? İlhan Gültekin de başaramadı. Akın İsmailoğlu da başaramadı. Ve 20 yıldır AK Parti'de değil mi orası da? AK Parti'de, evet. Evet, evet. Peki efendim, ben Göle'ye bakarken gerçekten sizi heyecanlı gördüm. İnşallah sizi belediye başkanı olarak da buraya alırız. İnşallah fakir. Cumhuriyet Halk, peki DEM orada ne yapıyor? DEM adayı çıkarıyor mu? Siz DEM'le işbirliğinde misiniz? Dediler ki şu anda Selçuk Aktürk açıklama yapıyor. Adaylığına, evet, devam ediyor. Bir anlaşma yok. Bizim de herhangi bir anlaşmamız yok. Evet. Biz Göle halkıyla anlaşma yapmışız Fakir Bey. Çok güzel. Evet. Efendim, evet, belki şu anda mitiktesiniz, oy istiyorsunuz.
İki evet. dakika ekleyeceğiz. Siz de, buyurun katılabilirsiniz. Evet. Beni beklemeyin. Öncelikle... Sinan Bey de burada. Evet. Gökhan Bey, bir hemşerim olarak... Evet, evet. Tabii ben Adalet ve Kalkınma Partisi tarafındayım, evet, ama İlhan Bey'le de dostluğumuz var. Evet. Sizinle de dostluğumuz var. Öncelikle çıktığınız yolda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Ben meseleye hemşerilerim olduğu zaman siyasi bir pencereden bakmam. Benim memleketimi kim daha iyi yapacaksa ben onun gayretine, onun destekçisi olurum. Şimdi tabii Göle'miz hakikaten benim Yalnızçam'la biliyorsunuz arasında bir 10 dakika bile yok yani. Evet, ben Yalnızçam'la olduğum için Gökhan Bey. Evet, orada rahmetli amcacığım da, babamın amcası daha doğrusu, Göle'de defterdarlık yapmıştı uzun bir süre. Mal müdürlüğünde. Şimdi tabii Göle hakikaten yeşil göle diyoruz. Kars, evet, şeyin Göle'nin kaşarlarıyla, efendime söyleyeyim, oradaki TİGEM'in bir önemli bir alanı vardı. Orada hayvancılığın, evet, geliştirilmesine yönelik bazı işler yapıldı. Kısmen, evet, eksik oldu falan. Eğer ki tabii İlhan Bey olsun, siz olun, Göle için hakikaten samimi bir şekilde bir şeyler yapacağınızı ben inanıyorum. Evet. Cenab-ı Allah yolunuzu, izninizi açık Allah etsin. Razı olsun. İlhan Bey, bir şey ekleyebilir miyim? Buyurun. Ben kesinlikle siyasi anlamda şey yapmıyorum. Siyasilerin hepsine saygım var. Ben sadece Göle'ye ahdi vefa borcumu ödemek için geldim. Evet. Göle'yi gerçekten yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için geldim. Evet. Peki, evet. Amacım tek bu. Evet. Belediye mevzileriniz tamam mı? Evet. Başvuru yaptınız mı? Bitti mi tamamen? Yaptık. Tamamen resmileşti. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Son ekleyeceğim bir şey varsa onu da alalım. Çok teşekkür ediyorum. Göle halkına güveniyorum. Göle halkına inanıyorum. Peki, saygılar sunuyorum efendim. Göle zaten İstanbul'da da çok etkili. Göle'nin lobisi İstanbul'da da etkili. Olsun. İstanbul'daki Göle'nin de oyunu istiyorum. Hayırlısı olsun efendim. Başarılar diliyorum efendim. Sağ olun. Evet. Saygılar sunuyorum. Başarılar diliyoruz. Sık sık görüşmek üzere. Yolunuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Yolunuz... Çok teşekkür ediyorum İlhan Bey. Yolunuz açık olsun. Görüşmek üzere. Evet. Çorum'da da aynı durum. Bakarsan Antalya'da da aynı durum. Şimdi tabii siyasetin olduğu her yerde insanlar ben yöneteyim diye yola çıkarlar. Evet, iyi niyetle herkes çıkıyor. Doğru. İyi niyetle çıkarlar, evet, ama evet, bunu istismar edenler olmaz mı? Muhakkak olur. Şimdi tabii vatandaşın hep şu var kafasında. Diyor ki yani insanlar hakikaten bizim için fedakarlık yapsınlar, çalışsınlar. Bizim vergilerimiz, devletimizin onlara verdiği vergi payından haklarla doğru işler yapsınlar. İnsanların istediği bu. Tabii ben Ataşehir'e biraz dönmek istiyorum. Buyurun. Bu noktada müsaade edersen. Fakir Nihat Atam yazmış ki, başkanıma selam olsun. Üzülmesin. Başkan bir dahaki sefer adaylarını koyarsa garanti olur diyor. İnşallah. Rahat olsun diyor. Nihat Atam, evet. Nihat Atam çok kıymetli bir çok aynı zamanda kıymetli, İstanbul Kuyumcular Dernek Başkanı. Çok kıymetli bir insandır, evet, benim için. Ben ona hayatla ilgili bazen derim ki burada işte şunu yapmamız lazım. Evet. O da bana bazı kritik noktalarda bazı önerilerde bulunur. Benim için çok kıymetlidir Nihat Atam. Bu önümüzdeki Mart ayının 10'unda da evladına, düğünü var. Evladına ilan edelim, düğünü, evet, olacak. Evet, tabii, kızımızı evlendiriyor değil mi? Tabii Nihat Atam kardeşimin düğününde inşallah olacağız. Bu arada daveti yapalım. Uygun görürse de buradan Nihat Atam'a diyorum ki kızının nikah şahidi olmak istiyorum. Evet. Evet, burada bize, bunu da bize eğer verirse, evet, çok mutlu olurum. Nihat Atam gerçekten adamdır. Nihat Atam önemli projelerin adamıdır. Çok kıymetlidir. İstanbul Kuyumcular Derneği'nin, evet, genel başkanıdır. Başkanı, evet. Ve çok çalışkandır. Atom karınca gibidir. Rabbim yolunu, izini açık etsin. Nihat'cığım, sana buradan selam ediyorum. Allah torunlarını sevmeyi sana nasip etsin can kardeşim. Evet, Ataşehir, evet, dedik en son. Ataşehir özeline geldiğimizde Erdoğan yüksek yargıdaki yetki tartışmasına vurgu yaptı. Taraf değil, hakem mevkiindeyiz. Hayda. Evet. Şimdi Ataşehir'e, evet, döndüğümüzde Ataşehir'de
şu an DEM Partisi'nin adayı yok. Evet. Hazırda yok yani. Bu bir anlaşmayla beraber Cumhuriyet Halk Partisi ile işte biz aday çıkartmayalım, bizim belediye meclis üyelerini destekle gibi bir rol biçebilirler. Bir kompozisyonun içinde yer almak isteyebilirler. Bizim tabii burada Adalet ve Kalkınma Partisi olarak yapmamız gereken iş esasen AK Parti seçmeni değil, AK Parti'nin dışında bulunan seçmenlere kendimizi iyi anlatmamız lazım. Evet. Bu konuda büyük bir çaba sarf ediyorum, büyük bir mücadele veriyorum. Ataşehir çok yaklaştı. Ben Ataşehir'in bu dönemde Burak Çiftçi kardeşimiz var. Benim de hemşerim olur kendisi. Karslı kendisi, bizim hemşerimiz. Çok da sevdiğimiz bir kardeşimiz. Şimdi tabii buradan birkaç tane mesaj vermek istiyorum. Adayın adına. Aday adına tabii. Evet. Aday adına. Bir kere AK Parti almalı mı? Bir kere belediye meclis üyeleri seçilirken eğer liste hala verilmedi ise muhakkak surette yapılması gereken iş şu: İki tane aynı yerden olmamalı. Bakın. Ne demek? Yani iki tane Kayserili, iki tane Kastamonulu, iki tane Ardahanlı olmamalı. Evet. Her şehre özel önem göstererek sahada iyi bir şekilde sahaya da destek alacak insanlar seçilmeli. Laf olsun, bu bizim arkadaşımız, bu bizim gençlik arkadaşımız, bu bizim mahallede maç yaptığımız arkadaşımız, bu benim avukat arkadaşım, bu benim işte efendime söyleyeyim iş yerinden arkadaşım derlerse burada kaybederiz. Kaybettiğimiz zaman da döner birbirimizin gözüne bakarız. Niye kaybettik? Herkes bir bahane bulur. O tam zaman bahane çok olur. Tam da kazanacak vakitteyiz diyorsunuz değil mi? Kazanacak vakitteyiz çünkü ana faktörlerden Sayın Battal İlgezli sistemin dışında kaldı. Onursal Adıgüzel'in belediye başkan adaylık deneyimi ve tecrübesi yok ve görüyorum ki yanına eski Battal Bey'in ekibinden insanları çok yanına almıyor. Yeni bir ekiple yürümek istiyor. İşte bu noktada, tam bu noktada Mustafa Naim Yağcı'nın bizim Adalet ve Kalkınma Partisi adayımızın iyi bir stratejiyle hamle yapması lazım. Evet. Şu ana kadar o hamleleri daha henüz çok nadir görüyorum. Ama hamlelerin hem Milliyetçi Hareket Partisi tarafında yapılması lazım. Evet, doğru. Bunun yanı sıra küskünler var. O küskünlerin değerlendirilmesi lazım. Kanaat önderlerini dinlemek lazım. Kanaat önderlerinin yanı sıra STK'ların desteğini tam olarak almak lazım ve doğru vaatlerle yürümek lazım. İnsanları o bizim yaklaşık olarak bildiğim kadarıyla şu an 100 tane kadar belediye meclis üyemiz var. Seçilemeyen, listeye alınamayan her kardeşimizi tek tek ikna etmemiz lazım. Evet. Yani onlar ikna olmazlarsa küsüp dönüp gidiyorlar. Şimdi bakın zor. Ben aday adayıydım. Evet. Küsüp dönüp gitmedim ya. Partim yanındayım. Belediye başkanı çalışacağım yanındasınız. Ya çalışıyoruz işte. Yanında çalışacaksın. Yani evet. Yani eğer ki ben adaymışsın gibi yanında çalışacağım diyorsunuz. Ben eğer ki partim için çalışmıyorsam demek ki bende de bir eksiklik var. Samimi değilim, evet doğru. Ama zaten birçok arkadaşım, 12 tane aday adayından birçok arkadaşım memurdu, devlet memuruydu. Evet. Birisi hastaneye gitti, birisi SGK'ya gitti. Aday olduğu gibi belki bir rütbe alayım, müdürlük olayım. Tabii evet. Onların başka sahipleri olabilir. Evet. Emlak Bank'ta çalışan, ama mevcut belediye başkanı yanındayım, beraber çalışacağım. Tabii ben avukat Mustafa Naim Yağcı kardeşimin yanındayım. AK Parti adayı. Teşkilatımız, Adalet ve Kalkınma Partisi Ataşehir teşkilatımızın yanındayım. SKM'mizin yanındayım. Benden görev isteyenlerden fazla şu anda zaten çalışıyorum. Evet. Ama derlerse ki şu şekilde bir çalışmanın içinde olun Sayın Başkanım dedikleri takdirde. Görev verseler, doğru. Tabii ben bunu başından beri söylüyorum yani. Doğru. Hani hiçbir riya yapmadan, egoistlik yapmadan, hiçbir şekilde böyle bu konuyu kendim ve partim adına herhangi bir şekilde rencide etmeden güzel bir şekilde onlarla, ben çoğundan da yaşça da büyüğüm. Eğer ki bizim deneyimlerimiz onlar için faydalıysa, yani bakın saçlarımızı döküyoruz, bu üzerimizden güneşin doğup battığını gösteriyor. Evet. Saçlarımız gümüş rengine dönüyor.
Bu bizim sahada deneyim kazandığımız, experience is the key diyor. Yani experience dediği tecrübe. Evet. Tecrübe diyor bir anahtardır diyor yabancılar. Böyle tarif ediyorlar doğru tecrübeyi. Dolayısıyla tecrübemizden faydalanmak isterlerse, adaylık yaptığım dönem var. Aday adayı olduğum 3 dönem var. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi açısından Ataşehir'de bir faktör olduğumu buradan söylüyorum. Ataşehir'de bizi tanıyan, bilen birçok insanımız var. Hemşerilerimiz var. Bunun yanı sıra sahadaki var, esnaflarımız var, doğru, dostlarımız doğru, var. Doğru. Yani şimdi riyakarlık yaparak işte falan demek istemiyorum. Zaten ama, abi ben belediye başkan meclis üyelik de istememişim zaten. Yani başvurmamışsınız değil mi? Ya ben kuldan başkan bir şey istemem. Evet, evet. Fakircim ben kuldan bir şey istemiyorum. Yani ama partimin yanındayım. Ama ben, adayımın ben yanındayım. Ben partinin yanındayım. Adayın yanındayım. Bu konuda da gayretlerimi gösteriyorum. Rabbim herkesin yolunu açık etsin. Bizim de yolumuzu açık etsin. Siz biz adınız, her şeyi nereliydi? Avukat arkadaşımız Rizeli. O da Rizeli. Evet. Evet. Maalesef. Evet, evet, maalesef evet. Böyle olsun. O da tabii masada kardeşim. Masada adamınız yoksa bakın tekrar söylüyorum. Fakir Bey, siyasetçi arkadaşların tamamına söylüyorum. Evet. Masada karar verildiği aşamada sizin aday olmanızı ya da sizin öne çıkmanızı sağlayan eğer ki faktörler lobby yoksa, o lobi yoksa evet, evet, evet. Orada bir eksiğiniz var demektir. Ben bu noktada sevgili hemşerim olmuşsa Rizeli gelecek. Evet, ben bu noktada Ardahanlı hemşerilerimin bir çatı altında Ardako'nun, Ardahan Konfederasyonu'nun altında acilen birleşerek, evet, acilen ama zaman kaybetmeden birleşerek bundan sonra siyasete yön vermesini şimdi çok güzel Napolyon'un bir sözü var bak Fakir Bey. Evet. Diyor ki kral gücünü askerlerinden alır. Doğru. Bak sözün güzelliğine doğru, bak. Doğru. Kral gücünü diyor Erdoğan, askerlerin. Erdoğan kadın seçmeninden aldığı gibi. Erdoğan gençlerden aldığı gibi. Evet, Erdoğan gibi. Kendi etrafında yani aldığı şimdi, gibi. Doğru. 22 şimdi Sayın Cumhurbaşkanı arkasına dönüp baksaydı hiç kimse yok. 22 yıldır bu ülkeyi yönetemez. Evet doğru söz. Doğru. Ne yaptı? Mitinglerinde efendime söyleyeyim yaptığı iş sahalarında kadrolarına sahip çıkmadan tüm tabii. Sandık başkanını bile arıyor ya Cumhurbaşkanı olmasına evet, rağmen değil mi? Demiyor şimdi, ki yani. Şimdi evet, adayların bir kere yüksek perdeden konuşmamaları lazım. Adayların bakın çok önemli bir şey söylüyorum evet, siyasetçiler evet, için. Evet, evet. Adayların yüksek perdeden konuşmaması lazım. Tevazu sahibi olmaları lazım. İnsanların gönlünü alması lazım. Konuşurken gözlerinin içine insanların bakarak onların acısını, elemini, kederini, isteklerini doğru bir şekilde almaları lazım. O zaman ne olur? Eğer ki böyle yürürlerse zaten başarıya giderler. Allah da yollarını açık eder. Evet. Eğer ki yok enaniyet içerisinde ben yaparım, ben ederim dedikleri anda da bu sefer Cenab-ı Allah ellerindeki fırsatı alır ve onlara hayır kapılarını açmaz. Dolayısıyla bir seçim atmosferine girdiğimiz şu dönemde ben tüm adayların gönlünde bir murat var. Hani biz de İstanbul için diyoruz ya, muradımız olsun diyoruz. İstanbul'u biz alalım diyoruz. Sayın Murat Kurum'la. Murat Kurum'u gerçekten sevdiğim, kıymet verdiğim bir dostumuz, genç bir kardeşimiz bakanlık yaptı. Allah yolunu açık etsin. Geçtiğimiz gün bir toplantıda, ekonomi platformunun toplantısında beraberdik. Tabii Ataşehirli kendisi de, Murat Kurum Bey de. Çocuklarını falan orada yetiştirdi. Orada şey yaptı. Ataşehir'de ikamet ediyor. Şimdi hasılı biz şuna bakıyoruz. Bugün İstanbul küçük bir şehir değil. Bakın kalkıyorsunuz Halkalı'dan Gebze'ye evet, kadar evet, 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 bir tane biletle hareket ediyorsunuz. Doğru, doğru. Efendime söyleyeyim Marmaray'ın dışında metrolar çalışıyor. Bunlar tabii 40 yıl, 50 yıl, belki 100 yıl önceden yapılması gereken işler bu tarihlerde yapılmaya başlandı. Bunu da bir ilerleme olarak, başarı olarak görüyoruz. Kurumla beraber iktidarın şeyle, çaresiyle evet, diyorsunuz. Şimdi dokunması lazım. İnsanlara dokunan başarılı olur. İnsanlara dokunmayan, üst perdeden konuşan, strateji üretmeyen insanlar kaybederler. Ben Murat Kurum'un iyi bir ekiple yürüdüğünü düşünüyorum ama eksikleri var tabii ki. Görüyorum onu.
Yani bir siyaset... Erdoğan da gelecek zaten. Gelecek siyaset yani adamı şey olarak görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'u çok istediğini, İstanbul'un yeniden, yenilenen haliyle, yeniden AK Parti'nin tekrar kazanmasını istediğini çok iyi biliyorum. İnşallah hayırlı bir sonuca doğru seçim gider. Kazasız, belasız, efendime söyleyeyim, olaysız insanlarımızın zarar ziyan görmediği bir şekilde. Evet, çünkü korkmadan, ciddi paralar harcanıyor şu an seçim için. Bu bütçeye de aslında bir yük. Evet. Efendime söyleyeyim, enflasyona da bir yük. Biraz önce seçime çıkalım, normal hayata dönelim, enflasyona, devalasyona bakalım. Evet. Teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Yayınımız sonuna geldik. Evet, Fatih Sinan Yılmaz Ataşehir Belediye Başkanı adaydı ama ben adayım yanında olacağım, partim yanında olacağım ve seçimi alacağız gibi görünüyor diyor. Daha iyi bir ekip kurarak, daha iyi bir çalışma yaparak, insanlara dokunarak seçimi alacaklarına inanıyorlar AK Partililer ama öte yandan Ayhan Bilgen de Kars'ta bağımsız aday olmuş. Bu da arada bağımsız adaylar da var, birçok bağımsız adaylar da var. Öte yandan Göle Belediye Başkanı için bu arada Kars'ta var. Çok kıymetli bir kardeşim var. Ben de madem öyle söyleyeyim, Alper Tunga. Evet. Alper Tunga var. MHP'nin. Çok bağımsız aday. Bağımsız aday. Evet. Çok çalışıyor. Kendisine de başarılar diliyorum. Allah yolunu izini açık etsin. Çok sağ olasın. Teşekkür ederim biz de. Ardahan'da da DEM adayını çıkardı. Şu an canlı yayında açıklamasını yapıyor. Yani beklenen uzlaşma değil. Çenç yapılmamış. Yapıldıysa da son dakikada, bir sabah doğru herhalde bozuldu. CHP Ardahan'da DEM'le, Ardahan'da AK Parti ile Ardahan'dan diğer partilerle yarışacak. Özellikle DEVA Partisi'nin adayı, eğitimci adayı var. Onun birlikte diğer adayların vereceği mücadeleyle beraber Ardahan'dan tutun Türkiye'nin 81 kentinde ve ilçelerinde ve beldelerinde görünmeyen, ama ben her zaman diyorum, sadece belediye başkanını konuşmayalım. Seçime giderken belediye meclis üyeleri, yerel parlamento, İl genel meclis üyeleri, muhtarlar seçiyoruz. Bunları seçerken, oyumuzu verirken sadece başkanı veya milletvekilini suçlamak değil, sadece başkan, cumhurbaşkanı değil, sadece iktidarın genel başkanı değil, siz yerel parlamentoyu oluşturuyorsunuz. 31 Mart'ta vereceğiniz sandıkta oy kullanıyorsunuz ya, ona sahip çıkacaksınız. Bunun da sahip çıkmanın yolu belediyelerin meclislerine gidip belediye başkanı, belediye meclis üyeleri neler yapıyor? Muhtarlar tabanca almış sadece, minibüs almış sadece, kaymakam beni çağırıyor değil, sana hizmet ediyor mu ona bak. Yerel parlamento seçimi 31 Mart'ta hayırlı uğurlu olması umuduyla umarız ki çatışmasız, kavgasız, gürültüsüz bir seçim geçiririz. Ülkemizin gerçek sorunlarına bakmak için de bir perde açılır. Hep birlikte 81 kent olarak yeniden toparlamaya çalışırız diyor. Yeni bir programda, yeni konuklarla karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın diyoruz. Son, evet. Evet, bitti.